İyi akşamlar, iyi geceler arkadaşlar. Geek TV canlı yayın ekranlarından hepinize esenlikler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, kamuoyunda Adnan Oktar ve Kedicikler olarak bilinen grupla ilgili bu akşam canlı yayın yapacağız. Konuğumuz var. Konuğumuza geçmeden önce arkadaşlar, şu an yayında beni izleyen bütün arkadaşlar, bana bir geri bildirim yapar mısınız? Sesimi tam olarak duyabiliyor musunuz? Çünkü canlı chat'i kapatacağım. Hemen bir geri dönüş alabilirim arkadaşlar. Sesimiz geliyor mu, gelmiyor mu? Daha doğrusu benim sesim geliyor mu? Bir geri bildirim yaparsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hemen bir tekrar daha yapayım. Kamuoyunda Adnan Oktar takımı veya ekibi olarak bilinen ve Kedicikler'le ilgili bu akşam yayın yapacağız. Adnan Oktar davası ne oldu? Davanın şu anki süreci nedir? O konuyla ilgili görüşmelerimiz olacak. Galiba seste bir sorun yok gibi. Eğer bir sorun varsa arkadaşlar, bana özelden de yazabilirsiniz. Evet, ses güzelmiş. Hemen canlı chatimizi kapatıyoruz. Hemen konuğumuza dönelim. Bir saniye arkadaşlar. Bir ekranda bir sorun çıktı, onu hallediyorum. Bir saniye, çok özür dilerim. Canlı chati kapatmam için yeni bir sayfa açmam gerekiyor. Evet. Tamamdır. Evet, galiba hallettik. Evet, hemen konuğumuza dönelim. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Meltem, yanlış söylemiyorum değil mi? Meral mi? Ha, Meltem Evet. Arıkan, evet. Meltem Arıkan'la beraberiz şu an. Adnan Oktar grubundan. Meltem Hanım, tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi Meltem Hanım, ben şöyle hem arkadaşlara da bir ön bilgi vereyim. Bizim sürecimiz nasıl oldu? Arkadaşlar, geçen günlerde bir arkadaşımız beni eklemiş Facebook'tan. Gerçi ben kim olduğunu bilmiyordum. Bazen troll gruplar da bize geliyor. Bizi sabote etmek için. Facebook hesabını incelediğimde Adnan Oktar grubuyla ilk iletişimimiz başladı. Biliyorsunuz biz İslam eleştirdiğimiz için Adnan Oktar grubu da farklı bir İslam'ı yaşıyor. Onların görüşleri farklı. Ama baktım arkadaşlar, orada genelde dava süreciyle ilgili dert yandıklarını gördüm. Sürekli videolar atmışlar. Bunları açıklamaya çalışıyorlar. Çünkü kamuoyunda anlatılan bir şey var. Adnan Oktar davası var. Ama Adnan Oktar grubu bunu daha farklı yorumluyor. Videolarını falan da izledim. O yüzden kendileriyle iletişim geçtim. Daha sonra Meltem Arıkan'la görüştük, bir program ayarlayalım diye. Bu konu üzerinde Meltem Hanım'la bunu tartışacağız. Meltem Hanım, ilk önce isterseniz siz kendinizi bir tanıtın, ondan sonra devam edelim. Buyurun. İbrahim Bey, ben 48 yaşındayım. Yaklaşık 30 yıldır Adnan Oktar Bey'i tanıyorum. Özel Dost Koleji'nde eğitim gördüm. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı'nda eğitim gördüm. Yıllar boyunca reklam sektöründe çalıştım. Editörlük yaptım. Çeşitli gazetelerde yazılarım yayınlandı. Yani sosyal hayatın içinde olan, Allah'ı seven, dindar bir insanım. Adnan Oktar Bey'i de Allah'ı çok sevdiği için, güzel bir din anlayışı olduğu için, temiz ahlaklı bir insan olduğu için ve vicdanına güvendiğim için çok seviyorum. Yani Adnan Bey ile benim aramdaki ilişki bir iki insan arasında olabilecek en yakın dostluk ilişkisi, en yakın arkadaşlık ilişkisi. Ben ahirete inanan bir insan olarak sonsuzluğa kilitlenmiş bir arkadaşlık, kardeşlik ilişkisi. Gerçekten samimiyetine güvendiğim bir insan, vicdanına, aklına, dürüstlüğüne, ince düşüncesine, sanat zevkine, her şeyine güvendiğim, yanında çok rahat ettiğim, çok huzur bulduğum bir insan. Siz de bahsettiniz şimdi İslam inancı farklı olan insanlara karşı sevgisine çok güvendiğim, deist olsun, ateist olsun herkesi sevecenlikle karşılamasına çok güvendiğim. Dünyaya sevgiyle yaklaştığı için çok güvendim. Çünkü dünyada insanlar birbirlerini sevmiyorlar. İnsanlar çok yalnız yaşıyorlar. Çok mutsuz yaşıyorlar. O mutsuzluk içinde bencil bir dünya içinde mutlaka bencil olması gerektiğine inandıkları bir sistem içinde boş yere kendilerini acı çektiriyorlar. Adnan Bey'in de gönlü çok zengin, ruhu çok zengin, aklı çok zengin ve sevmeyi çok güzel bilen bir insan. Dünyaya sunduğu mantıkta barış olsun, sevgi olsun, dostluk, kardeşlik olsun. Dünya hepimize yeter. Yani bu güzellikler hepimize yeter, bu nimetler hepimize yeter. Birbirimize destek olacak şekilde, birbirimizin güzelliklerini teşvik edecek, öne çıkaracak şekilde güzel bir dünya olsun istiyoruz.
Ben Adnan Bey'le ilk tanıştığımda Adnan Bey dini bilmiyordum. İslam'a da mesafeli bir İsterseniz aile şöyle değildi. yapabilir miyiz Meltem Hanım? Siz Adnan Bey'le ne kadar süredir tanışıyorsunuz mesela, sizin için konuşursak? 1990 yılıydı ben Adnan Bey'le tanıştığımda. Yaklaşık 30 30 yıl olmuş. Allah'a çok şükür hayatımın en güzel yıllarını onunla birlikte, Adnan Oktar'la birlikte geçirdim. İlk tanıştığımda ben Adnan Oktar'a şunu sormuştum. İslam'ı bilmeyen bir insan olarak. Siz dünya için ne istiyorsunuz? Yani amacınız nedir? Hayattaki varlık amacınız nedir diye sormuştum. Adnan Bey bana söylediğini hiç unutmam. Şöyle bir şey demişti bana. Allah Kur'an'da insanlardan affedici olmalarını, merhametli olmalarını, sevgi dolu olmalarını, akıllı, vicdanlı, itidalli olmalarını istiyor. Ben de bu ahlak tüm dünyaya hakim olsun istiyorum demişti. Bu ideal benim çok gönlüme yatan bir ideal oldu. Çünkü benim yaşadığım ortamda insanların bencillikleri, maddiyatçılığın ön planda olduğu, insanların birbirini farklı şekillerde yıpratmaya çalıştığı bir ortam içinden geliyorum. Sevgi, en azından sevgi ideali olması çok hoşuma giden bir ideal oldu. Sonra Adnan Bey vesilesiyle Kur'an okumaya başlayınca bunu ben de kendim gördüm. O günden beri kendi inancıma uygun şekilde, Kur'an'dan anladığım şekilde, Peygamberimizin ahlakından gördüğüm şekilde dine uygun yaşamaya çalışıyorum. Herkesin de inancında hür olduğuna inanıyorum. İsteyenin Kur'an'dan ne kadar anlıyorsa o kadar dini yaşadı. Özgür, güzel, sanat dolu, cıvıl cıvıl bir hayat olsun istiyorum. Peki şöyle yapsak, Adnan Oktar bu işe nasıl başladı? Tek başına mıydı? Yani bu organizasyon, bu ekibiniz, bu grubunuz ya da ne zaman başladı? Adnan Oktar ilk başta hangi amaçla yola çıktı? Zaten biraz açıkladınız da bu şekillenme, bu ekip nasıl oluştu? Ne tarihten itibaren nasıl başladı? İbrahim Bey, şöyle İbrahim Bey, Adnan Bey yani CHP'li bir aile içinde yetişen bir insan, laik bir aile ortamında yetişiyor. Kendisi dine sonradan okuyarak, araştırarak, inceleyerek öğreniyor. 1979 yılında İstanbul'a geliyor, Güzel Sanatlar, Mimar Sinan Güzel Sanatları kazanıyor üçüncü olarak. Mimar Sinan'da eğitim görmek için Ankara'dan 1979 yılında Kasım ayında geliyor. İstanbul Güzel Sanatlar Mimar Sinan'ı seçmesinin sebebi de o dönem malum biliyorsunuz 80 öncesi ideolojik çatışmalar var, sol sağ kavgası var. Orası da Marksizmin en güçlü olduğu okullardan biri. Üniversiteler zaten ideolojik olarak kaynayan bir dönem. Orada İslam'ın sıcak, barış, sevgi dolu ruhunu anlatmak amacıyla tek başına bir insan olarak geliyor. Ve tek başına bu anlatımlarını, bu fikri mücadelesine başlıyor. Sonra zaman içinde yanında bir, iki, üç, az az arkadaşlar, gençler, kendisi de zaten genç bir insan. Gençler toplanmaya başlıyor. Kendisi kitaplar yayınlamaya başlıyor. Evrim teorisiyle ilgili bir kitap yayınlıyor. Yahudilik ve Masonluk kitabını yayınlıyor. Yahudilik ve Masonluk kitabı 1986'da basılmasıyla birlikte Adnan Bey gözaltına alınıyor. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. Bir süre cezaevinde 10 ayda akıl hastanesinde tutuluyor. Akıl hastanesinde çok zor koşullar altında kalıyor. Ayağından zincirli olarak en ağır 14 ağır koğuşu vardır o zaman bu Türkiye Akıl Hastanesi'nin. Birbirini öldüren derecede cezai ehliyeti olmayan insanların tutulduğu yerde ayağından zincirli olarak tutuluyor. Ve bu sırada kendisine hep şu teklif geliyor. Bu anlatımlarından vazgeç. Dini tebliğinden vazgeç. İşte kitaplarını basmaktan vazgeç. Kendisi bunlardan vazgeçmiyor. 10 ay orada kaldıktan sonra, 9 ayda cezaevinde kaldıktan sonra üstten akli hiçbir sorunun olmadığı, akıllı bir insan olduğuna dair rapor alıp beraat ediyor bu dostlarına. Sonra çevresinde yine gençler geliyorlar. Ben de o yıllarda tanıştım işte 86'da o operasyon oluyor ve 3-5 yıl sonra ben yine tanıştım. Ben dost kolejinde okuyorum. O zaman kolejlerde sahil kesimlerinde ve toplumun modern kesim dediğimiz daha aydın ve varlıklı olarak dinler kesimlerinde dini anlatan bir çalışma yoktu. Dinle mantık yoktu. O zaman bir de eski Türkiye dediğimiz dönem yani dinin bu kadar da rahat konuşulduğu, rahat tebliğ edildiği bir dönemde değil. Adnan Bey o kesime tebliğ yapma amacıyla çıkıyor. Bir şekilde biz arkadaşlarımızla falan kendisiyle tanışıyoruz ve böyle bir arkadaşlık oluşuyor. Yani burada bir cemaat, tarikat vesaire falan değil. Sadece birbirini seven bir arkadaş grubu. Hayır, yani bu arkadaşlar Adnan Oktar etrafında toplanırken, yani Oktar'ın kitaplarından mı, yoksa Adnan Oktar işte gelin, hani cemaatlerde de olur ya, hadi gelin arkadaş arkadaşı çağırır, gelin işte cemaat var burada, din anlatılacak, böyle bir süreç mi oldu bu arkadaşlar Adnan Bey'in Bence şöyle, etrafında? burada güzel ahlakı bulmaktan, samimiyeti bulmaktan ve dostluğu bulmaktan kaynaklanan bir şey. Ben yanımda mesela yargılandığım arkadaşlarımla
En hani yeni tanışanlarla 12-13 yıl olsun, 30 yıldır tanıdığım arkadaşlarım. Liseyi birlikte okumuşum, üniversiteyi birlikte okumuşum. Aynı sosyal ortamdan geliyorum. Bir inanç birlikteliğimiz de var. Adnan Bey de bu inanç birlikteliğinin merkezinde bu ruhu veren bir insan. Çünkü gerçekten insanlar, yani dine ulaşmak zor bir şey değil, malumunuz yani. Kitaplar, ilmihaller her tarafta var. Kur'an-ı Kerim Allah'a çok şükür Atatürk Türkçe tercüme ettirmiş. Herkes açıp kendi elinde okuyabilir. Ama insan ruh arıyor. İnsan dostluk arıyor, arkadaşlık arıyor. Ben aradığım o ruhu Adnan Bey'i de bulduğum için yanından hiçbir zaman ayrılmadım ve sonsuza kadar da ayrılmak istemiyorum. Çünkü insan samimiyeti çok zor buluyor. Gerçek dostluğu çok zor buluyor. Dürüst insanı çok buluyor. Mesela Adnan Bey de deseniz ki sizi etkileyen en önemli özellik ne? Binlerce özellik sayabilirim ama en önemlilerinden biri şudur. Adnan Bey her yerde kendi olan bir insandır. Ya bu çok çok kıymetli bir şey. Çok kaliteli, çok asil bir ruh demek. Hiçbir yerde rol yapmaz Adnan Bey. Ekran önünde siz Adnan Bey'i nasıl Peki. görüyorsanız kitabınızda da öyledir. O pardon, sözünüzü kesiyorum. O yüzden çok sevilen bir insan. Yani Adnan Bey'in yanında genç 19-20 yaşındaki insan da çok rahat eder. 50-60 yaşındaki insan da çok rahat eder. Ve dinin sıcak ruhunu güzel yansıtan bir insan. Ama dini şöyle yaşayın, dini böyle öğrenin, ben size şöyle tavsiyelerde bulunuyorum falan diyen bir insan değildir. Bir dostluk ilişkisi gibi düşünün. Bir abi kardeş ilişkisi gibi. Peki bu cemaatlerde olur ya, yani mesela eğer sorumdan rahatsız oluyorsanız geçebilirim. Siz bana söyleyin. Hayır. Mesela bazı cemaatler vardır. Cemaatteki insanlar oradaki şeye adeta taparlar. Ya veya Evet. peygamber gibi görenler de vardır mesela Hı. bazılarını. Sizin Adnan Oktar grubunda Adnan Oktar'ı böyle peygamber gibi ya da bir şıh lider gibi görüyor muydunuz ya da sizin arkadaşlarınız Yok, içinde? hayır. Yok, hayır. Sadece aklına ve vicdanına çok güvendiğim bir dostum. Ben arkadaşların hepsinin aklına, vicdanına çok güvenirim. Yani Allah korkusuna güvenirim, Allah sevgisine güvenirim, aklına, vicdanına çok çok güvenirim. Adnan Bey'in de aklına, vicdanına çok güvenirim. Ya ben mesela sizi de tanıdıktan sonra aklınıza, vicdanınıza güvenmiş olsam, bir şey yapacağım zaman sizinle de istişare ederim, annemle de istişare ederim, Adnan Bey'le de istişare ederim. Yani zaten aslında şuradan insanlar bence anlayabilirler. Dediğiniz gibi Türkiye'de veya başka bir ülkedeki cemaat yapılanmalarında şey vardır. Bir nevi bürokrasi gibi bir hareket vardır. O yüzden çok kalabalık bile olunsa faaliyet alanı hep çok dar olur ve bereketi bir nebze biraz daha az olabilir. Bizde herkes kendi başına bir birey olarak çok aktif olduğu için biz çok az kişiyiz, 300 kişi falanız. Müthiş bir faaliyet yapabiliyoruz. Dünyanın dört bir yanında, Endonezya'da, Amerika'da, Fransa'da, Nijerya'da, pardon, kitaplar basıyoruz, dağıtıyoruz. Biz her birimiz kendi başımıza o anlamda, hani böyle denmez ama bir devletiz yani kendi anlamında. Ben kendi bireyi, vicdanı, kanaatimle, Allah rızası için en çoğu ne görüyorsam onu yapıyorum. Bunu yaparken Adnan Bey'in fikrine danışıyor muyum? Danıştığım da oluyor, danışmadığım da oluyor. Yani öyle klasik anlamda bir cemaat, tarikat, şey ilişkisi yok bizde. Az önce bir şey dediniz. Yurt dışında da bazı ülkelerde de faaliyetlerden falan bahsettiniz. Yani Evet. Adnan Bey'in oralarda grubu falan mı var? Yani o aynı tarz sohbet orada da yapılıyor mu? Yok, şöyle çok sevenleri var. Kitapları 73 dile çevrildi. Wow. Adam şöyle yapıyor eserlerine. Adam eserlerinden telif almıyor. Bir kitabı yazdığı zaman o yayın evinin ya da kendisinin adına yayınlanan siteye tam metin olarak konuluyor. İsteyen insanlara da yazarını belirtmek şartıyla o kitapları istediği dile tercüme etme, istediği kadar yayma hakkı veriyor. Ve bundan bir ücret beklemiyor. Çünkü Allah Kur'an'da sizden ücret istemeyenlere tabi olun diyor. Yani Kur'an'ı tebliğ ederken, İslam'ı tebliğ ederken ücret almak Kur'an'a göre haram. Dolayısıyla Adnan Bey hiçbir kitabından gelir almaz. Böyle bir açıklık sağladığı için de dünyanın dört bir yanında, Nijerya'da konuşulan yerel Afrika dillerine kadar kitapları çevrilmiş durumda. İnsanlar orada o kitaplardan kendi aralarında sohbet yapıyorlar. Mesela Endonezya'da okul müfredatında okuluyor, okutuluyor kitaplar. İngiltere'de bütün üniversitelerde gençler okuyorlar. Amerika'da okullarda okutuluyor. Yani çok geniş bir cephede. Zaten insanlar böyle bir samimiyete, böyle bir ilgiye açık oldukları için koşarak kendileri geliyorlar. Bir sohbet ortamı, bir işte asgari ilişkisi içerisinde geçen bir içinde değil yani. Peki Adnan Bey şey biliyor mu? Arapça biliyor mu? Adnan Bey Arapça bilmiyor, yok. Bu şeyleri yazdığı kitapları mesela Türkçe meali Kur'an'ı falan ya da tefsirler falan var mı? Bilmediğim için soruyorum. Adnan Bey hem meallerden, tefsirlerden faydalanır hem de Adnan Bey'in kitap çalışmalarında kendisine yardım eden 20-25 kişilik bir teknik ekibi kadrosu vardır. Çok iyi Arapça bilen insanlardan, çok iyi İngilizce, Fransızca, İtalyanca bilen Rusça bilen arkadaşlar da var. Araştırma teknik ekip böyle kendisine altyapısını hazırlar.
Ama takdir edersiniz ki burada önemli olan ana fikirdir. Yani o fikir, o samimiyet ve o düşünceyi ifade edebilmektir. Tabii ki her kitapta araştırma da gerekli oluyor. Bu tarz araştırma gerektiğinde de o kadrodan yardım alıyor kendisi. Ama ekibi araştırıyor. Son karar Adnan Bey mi veriyor ya da nasıl oluyor? Tabii yazar kendisi tabii ki yani bilgi teknik bilgi nettir zaten. Yani bir proteinle ilgili bir bilgi araştırıyorsunuz. O dünyanın her yerinde o bilgi tektir, somuttur. O bilgiyi siz değerlendirirsiniz, kitabınızda kullanırsınız. Ayet nettir, somuttur. Arapçasına bakarsınız, tefsirlere bakarsınız. Genel değerlendirme yaparsınız, onu kitabınızda kullanırsınız. Aslında her araştırmacı yazar da kitabını bu şekilde yazıyor. Yani Adnan Bey şöyle bir şey var. dahil Yani bir kadroda yardımcısı oluyor yani. o ekip araştırıyor. Sonuçta bir karara varlıyor galiba. Adnan Bey de altına imza atıyor. Bu şekilde kitaplar ya Hayır, öyle o ekip araştırıyor. Adnan Bey'e bilgiler geliyor. Adnan Bey, bilmiyorum Bediüzzaman Said Nursi'yi bilir misiniz? O da kitaplarını öyle yazdırmış. O sırada sesli söyler 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 hemen orada kaleme dökülür. Sonra kitap haline götürülür. Tahsini yaparmış Bediüzzaman. Sonra baskıya gidermiş kitaplar. Ya Adnan Bey kitabı tamamen baştan sona yazıyor. Araştırmadan faydalanıyor tabii ki. Baştan sona kendisi yazıyor. Tahsihlerini, sayfa düzenini kullanan resimleri dahi kendisi seçer. Kendisi birebir ilgilenir. Sonra matbaaya gider, tahsil yapılır. Her kitap elinde olduğu gibi editör bir son okumasını yapar, redakte edilir falan. O öyle sonra bütün Tamam, yayınları anladım. Aslında konumuz o değil. Bu mahkeme sürecine geçelim biraz isterseniz. Bu mahkeme süreci nasıl başladı? Mesela dediniz ya işte yılları saydınız, arkadaşlar etrafında toplandı. Anladığım kadarıyla siz genelde arkadaş arkadaşı çağıraraktan aynı fikirde olan insanlar bir araya gelmişsiniz. Çok güzel. Bizim kanalımızda da öyle mesela. Biz de aynı fikirdeki ateist, deist, agnostik arkadaşları bir arada topladık. Burada kendimiz de bir şeyler yapıyoruz. Ama biz genelde sanal ortamdayız. Siz tabii sizin yeriniz vardı, televizyonunuz falan da vardı. Yok Hatta bu televizyon. mahkeme sürecine geçmeden önce izin verseniz ben şeyi sormak istiyorum. Bu A9'du değil mi? A9. A9 kanalı bile vardı. Şimdi biz medyadan da biraz gördük. TV kurmak bile büyük paralar istiyor. O villalar, stüdyolar. Bu ön çalışma mı oldu? Bu gelir nereden geldi? O konuda bilgi verebilir misiniz eğer müsait olursa? Tabii şimdi şöyle bir şey var. Bir kere A9 kendisi her televizyon kanalı gibi devletin ilgili kurumları tarafından hem vergi maliye yönünden hem yayın içeriği açısından RTÜK yönünden denetim altında olan bir kanal. Her kanal nasıl kuruluyorsa o kanal da öyle kurulmuş. Devlet mali olarak zaten MASAK bu operasyon vesilesiyle de bütün bizim sadece A9'u değil hepimizin şirketlerini inceledi, rapor hazırladı. Hiç suça dair illegal bir şey bulunmadı. MASAK raporu tertemiz. A9'da da yani şüpheli bir gelir, şüpheli bir şey falan yok. Yani A9'un yayın içeriği de RTÜK tarafından zaten denetleniyor. RTÜK'ün tamamen denetiminde olan, sıradan bir kanal nasıl kuruluyorsa o tarz yayın yapan bir kanal. A9'u farklı kılan şu, A9 hiçbir reklam almıyor. A9 özveriyle çalışıyor. A9'da 24 saat Allah'ın varlığının ve birliğinin bilimsel delilleri anlatılıyor. Vatanın, milletin, milli birliğin, üniter yapının önemini anlatan yayınlar yapılıyor. Atatürk Türkiye'sinin nasıl olması gerektiğini anlatan yayınlar yapılıyor. Gerçek Atatürkçülüğü anlatıyoruz. Atatürk'ü bir kesimlere olan mesafesi var malumunuz Atatürk'e karşı. O mesafeyi kırmak için Atatürk'ün gerçek güzel kişiliğini, dindar kişiliğini anlatıyoruz. Baştan sona belgesellerle yayın yapan bir kanal A9. Günün belli saatlerinde Adnan Oktar Bey de orada canlı yayın yapıyor. Genelde canlı Yalnız yayınları kanal şu evet. an aktif mi hala? Hayır, şu an kapatıldı. Ha, Devlet kapalı. TMSF'ye koyduğu için Normalde kapatıldı. uyduda falan var mıydı? Ben genelde internette görüyordum. Uydu üzerinden de yayın Öyle yapıyorduk. mi? Hem uydu üzerinden yayın yapıyorduk hem RTÜK. Çünkü şey yurt dışında Adnan Bey'in çok izleyicisi olduğu için eş zamanlı olarak simultane Rusça, Arapça, İngilizce ve Fransızca yayın yapılıyordu o yayın boyunca. Dolayısıyla uydu üzerinden de yayın Anladım. yapıyordu. Ama Yayın benim sormak istediğim şu, bu mali kaynak nereden geliyordu? Mesela basında gördük inanılmaz villalar falan gösterdiler orada. Bu televizyon İnanılmaz kurmak da basit değil yani. Bu mali kaynak nereden geldi ilk başta? villalar falan öyle bir hayat yok. Türk ortalamasında bir hayat var. Biz sosyal yani ki toplum zaten belli bir kesiminde yaşayan insanlarız. Her şeyimiz legal, yasal. Ailemiz belli, eğitimimiz belli, iş dünyasının içinden geliyoruz. Gelirimiz belli, kazancımız belli. Şirket sahibi insanlarız. Yani sıradan bir ortalamanın belki biraz üstünde yaşıyoruz ama legal, helal ve doğru olan bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Yani burada hani paralar toplanıyor, o paralar toplanarak havuza konuyor, havuzdan bir şeyler yapılıyor falan öyle bir şey yok. A9 şirketinin sahibi zaten onun
yani harcamalarını vesairesini zaten devlet hesabını veriyor. Devlet de burada sorunlu bir şey görmemiş. Yani Hayır şüpheli bir ama şeyi açıklamıyorsunuz. Yani kitap mı satılıyor, yayından reklam mı alıyorsunuz? Bir geliri olabilmesi için bir ticari bir şey olması lazım. Yani hani o televizyonlarda gördüğümüz villalar, bu televizyonun açılması bile bir para gerektiriyor. televizyonla villaların ilgisi yok ki. Villalar insanlar, bir iş adamı villada yaşıyor olabilir. Türkiye'nin dörtte üç İstanbul'da villalarda yaşıyor. Ama iş Villalar adamı bir şeyler yapıyor, fabrikası var yani. benim de var, benim de var, arkadaşlarımın da var. Türkiye'nin çok önde gelen, ben şimdi burada ismini vermeyeyim ama Türkiye'nin önde gelen tekstilcileri, önde gelen sanayicileri, önde gelen iş adamcıları, reklamcılar, bizim arkadaşlarımız, biz öyle Ha, insanlarız. Biz kaynaklar yani oradan mı geliyordu yani, onu mu demek istiyorsunuz? A9'un kendi kaynağı, A9'un kendisinden geliyor. A9'un sahibiyle doğrudan ilişki bağlantılı içinde olup sorabileceğiniz ve cevap alabileceğiniz konular. Yani A9 kendisini zaten çevirebilen bir kanal. Yani kendi gelirini kendi içinde çeviriyor. Orada bir sorunlu bir açıklaması, bir şey olan bir konu yok. Zaten olsa devlet oradan sorgulamasını yapar. O konuda bizim sorgulandığımız bir yönü yok. Yani gelirimiz açısından sorgulanan bir yönü yok. Ben kendi hayatımı, eğer belli bir varlık içinde yaşıyorsam, kendi kazancım oranında yaşıyorum. Başka bir arkadaşım villada oturuyorsa orayı zaten adam, yani şirket sahibi bir insan. Ama Villada da şimdi oradaki oturuyor. villaları sizin gibi arkadaşlar birleşerek mi aldı yani, onu mu diyorsunuz? Yok. Yok, hayır, öyle bir şey değil. Ben mesela şu an ayağımda kelepçe olduğu için arkadaşımın evinde kalıyorum. Arkadaşımın eşi olmadığı için, yalnız kalmaması için, o da ayağında kelepçe olduğu için. Burada şu an birlikte kalıyoruz ama ben evliyim. Eşim şu anda cezaevinde. O olmuş olsaydı kendi evimizde birlikte kalıyor olurduk. Yani koşulların getirdiği bir şey, böyle bir ortak toplam, bir yani örgütlü bir şeyle kaynaklanan bir durum değil, yani bir havuzdan faydalanma gibi bir şey yok. Ama şunu söylemek isterim. Biz Kur'an ahlakına göre yaşayan insanlarız. Birbirine yardım etmeyi seven ve bilen insanlarız. Sizin bizim içerimizde, hani bize hep denir ya, aranızda hiç mi fakir yok? Fakir olanı hissetmemeniz ve fark etmemenizin sebebi, biz fakir bir insan yanımızda olduğunda ona hiçbir zaman fakirliğini hissettirecek bir hayat sunmayız. Çünkü Allah Kur'an'da Müslümanların birbirinin velisi olduğunu söylüyor. Müslüman birbirinin velisidir. Velisi ne demek? Bir anne evladına nasıl sahip çıkar? Dürüst olan bir Müslümanın tüm Müslümanları öyle sahip çıkmak için çaba göstermesi gerekiyor. Ama ben hala anlayamadım. Kusura bakmayın. Şimdi o evler, yani fabrika diyorsunuz, arkadaşlar diyorsunuz. O evler alabilmek için ya bir fabrikatörün ya da arkadaşların bir araya gelmesi lazım. Ya da siz ya da kanal bir ticaret yapması lazım ki o şeylerle, işte hadi kanal diyorsunuz başka birine aitti. O stüdyonun kurulması, oradaki villaların yapılması, onlar için bir para, bir şey lazım yani. Bunu anlamıyorsunuz. Biz bağımsız bireyleriz. Her birinin birisi. Yani benim villam yok. X arkadaşımın villası var. İş adamı onun villası var. Bunda sorunlu İyi de olan hepsi bir aynı yönü yerde yok. mi böyle, o bahçeye de ben Yok gördüğüm abi. kadarıyla. Yok, öyle bir şey yok. Onu siz yanlış aldınız. Sizin şunu anladım ben şu an. Nereyi kastettiğinizi anladım. Operasyon düzenlenen evlerden birinin bahçesinde bungalovlar var. Bir Onu sürü kastediyorum. villalar vardı orada. Onlar villa değil. Şimdi anladım neyi sordunuz. Orası şöyle. Orası Türkiye'nin en önde gelen plastik üreticilerinden bir arkadaşımızın şahsi kiraladığı bir ev. Evinin bahçesinde prefabrik, bungalov tarzı misafirhaneler var. Onların her biri bir villa değil. Kendi evi 3 katlı normal bir villa. Ha, Geniş bir stüdyo arazi. falan diye göstermişlerdi. Bu değil orası. Zaten bilinden kaynaklanıyor bu yanlışı. Stüdyo bambaşka bir yer. Orada da bungalovlarda misafirlerini ağırlıyor geldiğinde işte falan. Yani normal bir aile hayatı yani. Yani biz hepimiz bir avlunun içinde villalarda yaşıyoruz diye bir şey yok. Yani ben orada yaşamıyorum. Başka bir arkadaşım da orada yaşamıyor. Yani o herhalde basının bildiği kirliliğinden kaynaklanan bir yanlış anlaşılma. O yüzden algılamakta zorlanıyorsunuz Anladım. dediğim. Tamam. Şimdi gelelim bu dava sürecine. Şimdi ben basından bildiğim kadarıyla, açıkçası ben fazla takip etmedim de, basından Evet. bildiğim kadarıyla bir tane kızcağız orada hapis kaldığını, bir sürü odalar olduğunu, bir şeyler anlatıyor. Sarışın bir kadın, ismi aklıma gelmiyor da. İşte Evet. kapalı kalmış, kimseye bırakmıyormuş da, orada işkence varmış da, şu varmış da, bu varmış da, kadın anlattı. Ondan sonra bir furya patladı. Bir anda Evet. herkes bir anda kelepçelendi. Ne oldu? Ne oldu yani birdenbire? O kadar güllük gülistanlık, her gün şak şak müzikler, güzel ortam varken ne oldu yani? Buyurun bir Zaten anlatın, biz de öğrenelim. bence siz de konuyu anlamışsınız. O kadar güllük gülistanlık ortamda kimsenin esir tutulması teknik olarak mümkün değil. Ne oldu ki İnsan işte? Evet. sözde
esir tutulduğu ortamda 30 yıl boyunca yaşamaya devam etmez. Bunları söyleyen arkadaşlarımız bizim uzun zamandır tanıdığımız arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bu dosyada, bu davada bu tarz şeyler söylemek zorunda kalan, dosyanın müştekisi olmak zorunda kalan, etkin pişmanlıktan faydalanıp cezaevinden çıkmak için birçok şey anlatmak, iftira atmak zorunda kalan arkadaşlarım oldu. Bunların bir kısmı benim çok eski arkadaşlarım. Hiçbirine kırgın değilim. Yani bana attıkları, arkadaşlarıma attıkları tüm iftiralara rağmen kırgın değilim. Çünkü bunu yapmak zorunda olduklarını biliyorum. Çünkü başka türlü hayatlarını kurtaramayacaklarına inandıkları için böyle bir yolu tercih ettiler. Şimdi bunu bir açıklamayı bu kenara koyalım. Şimdi basında bir esaretten bahsediyor. Esir tutulan kadınlar, baskı gören Evet. kadınlar, zor gören kadınlar. Bir de beni gördüğünüz gibi, diğer arkadaşlarımızı gördüğünüz gibi, mahkemelerde ifade verirken hakim heyetinin bizi gördüğü gibi bizim kendi hayatımız var. Birincisi, biz hepimiz üniversite eğitimi almış insanlarız. Allah vermesin bir tehdit, bir baskı, bir şantaj, bir zor görsek nereye şikayet edeceğimizi biliyoruz. Beni kimse esir tutamaz. Bana kimse şiddet kullanamaz. Ben yeri yerinden oynatırım. Mümkün değil. Karakolun da yolunu biliyorum. Adliyenin de yolunu biliyorum. Kaldı ki Adnan Bey benim hayatta tanıdığım en sevecen insan. Yani Adnan Bey'in olduğu yerden sadece kahkaha sesi gelir. Müthiş neşeli bir insandır. Müthiş sevecendir. İnsanlara değer verir ve bizim arkadaş topluluğumuzda pozitif kadın ayrımcılığı vardır. Biz yani el üstünde tutuluruz. Biz ikram görürüz, biz ilgi görürüz, biz sevgi görürüz. Bizim olduğumuz yerde öyle bir teknik olarak kadının zor durumda olması gibi bir şey yok. Şimdi diyelim ki Allah vermesin, anlatıldığı gibi iddialar doğru. Bu evlerde Allah vermesin esir tutulan kadınlar var. Şimdi 11 Temmuz 2018 gecesi sabaha karşı saat 5'te 125 eve aynı zamanda polis operasyonu yapıldı. Eş zamanlı operasyon. 125 ev mi? O kadar 125 fazla ev. mı? Evet, iş yerlerinin, tabii tek tek yaşıyoruz biz. Yani aile hayatımız, düşünsene Ha, sarı hepsi para. ayrı kişiler o zaman, değil mi? Aile Ha, kişileriz yani. tamam, evet. 125 eve operasyon yapıyor. Sabah karşı 3 ya da 5'ti. Bize geldiğinde galiba 5'ti. Bu anlatıldığı gibi bir hayat olsa evlerden bayağı bir esir tutulan insan çıkması lazım. Bir sürü cinsel ithamlar var. Çok garip gayri ahlaki manzara, sonuçta sabaha karşı saat 5. Çok garip gayri ahlaki manzaralarla karşılaşılması lazım. Çok anormal durumlar oluşması lazım. 125 evin 125'inden de hiçbir suç unsuru bir şey çıkmadı. Yani normal aile hayatlarına dair geldi polis, misafir ettik, hep beraber emniyete gittik, sonra süreç başladı. İkincisi, velev ki bu arkadaşlar diyelim ki esir tutuluyorlardı burada. Şimdi bunu hani Amerikan filmlerinde falan da seyrederiz. Esir tutulan bir hanım polis gelip onu kurtardığında ne yapar refleks olarak? Polisin boynunu tutar, atlar. Allah razı olsun beni kurtardınız der ve kurtuluşa ermiş olur. Şimdi bu arkadaşlar polis operasyonu görüyor. Polis operasyonundan sonra gözaltında kalıyor. Sonra tutuklanıyor. 7 ay hapishanede kalıyor. 7 ay hapiste kaldıktan sonra günün birinde diyor ki ya pardon ben galiba onların arasında esir tutuluyorum diyor. Yani böyle bir esir tutulma anlayışı olur mu? Üstelik 7 ay hapisteyken de bana, Adnan Bey'e, tüm arkadaşlarıma bunu anlatan arkadaşlar mektuplar yazıyorlar. Ya sizi çok, seni çok özledim Meltemciğim. Adnan Bey yazıyor. Adnan Bey sizi çok özledim. Çıkınca şöyle mangal partileri yapalım. Boğaz'da gezelim. İnsan, hele ki bir kadın, kendisini esir tutan, döven, tehdit eden, Allah vermesin tecavüz eden bir erkekle cezaevinden çıktıktan sonra hayatını devam ettirme planı yapıp bir de bunu mektuplara yazar mı? Bu mektuplar UYAP'a giriyor. Bu mektupları savcı görüyor, hakim görüyor, herkes görüyor. Mektup okuma komisyonundan geçiyor. Yani bütün bir, yani böyle bir sevgi gösterebilir mi? Bütün arkadaşların, Adnan Bey'in ve bizim bey arkadaşlarımız, yani bizim yanımızda gördükleri tek şey sevgi. Zaten insan mutlu olmadığı yerde, sevgi bulmadığı yerde 20 yıl, 30 yıl, 10 yıl, 1 yıl değil, 1 saat bile duramaz. Bu insanlar 30 yıldır bizim arkadaşlarımız, 15 yıldır bizim arkadaşlarımız. Ellerinin altında sosyal medya var, ellerinin altında telefon var. Her gün canlı yayındalar. Canlı yayına çıktığında hemen oradan bir şey yapar yani. Beni kurtarın der. Devlet o anda oranın tepesine biner kurtarır. Tüm bunlar bir yana bir şu husus daha var. Şimdi bu operasyon yapılmadan önce 2016'da başlayan bir teknik takip var. 2016'dan 2018'e kadar biz teknik takip altındaymışız. Telefonlarımız dinleniyor. Yazışmalarımız takip ediliyor. Gittiğimiz yerler fotoğraflı olarak takip ediliyor. Tam bir takip altındayız. Madem böyle Allah vermesin esir tutulan kadınlar vardı, tecavüz edilen kadınlar vardı. Niçin bunlar kurtarılmadı? Madem bu tespit yapıldı, neden suçüstü yapılmadı? Suçüstü yapılsaydı
Biz bunu hiç tartışmak durumunda kalmazdık. Şimdi burada bir laf atılmış, kuyuya bir magazin, bir haber atılmış. Hep beraber kırk akıllı çıkarmaya çalışıyoruz. Savcı Allah'ın vermesi tecavüze uğrayan bir kadın varsa, şimdi tecavüze uğrayan kadın ne yapacağını bilir. Alır Allah korusun iç çamaşırını ya da kıyafetlerini. İlgili birime gider, adli tıpa gider oradan. İfadesini verir. 20 yıl boyunca tecavüze uğradığını iddia ediyor. 20 yıl. 20 yıl sonra günün birinde aa diye aklına geliyor. Ortada hiçbir şey yok, somut bulgu yok, hiçbir delil yok. Nerede tecavüze uğradı? Yer yok, mekan yok, zaman dilim aralığı yok. Tecavüze dair bir şey yok, yani somut veri yok. Adli tıp raporları var, adli tıp raporları böyle bir tecavüze olmamış diyor. Ya bunlar tamamen afaki Ama magazin. bir araya girebilir miyim? Özür dilerim. O hadise ilk olduğu zamanlar, ilk basına düştüğünde o sarışın bayan üstünde bornozuyla kaçmaya çalışıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey vardı. Kapıları açmayı zorluyordu, öyle kaçıyordu. Onun kamera görüntüsü vardı ama o kadının Siz derdi de neydi? çok affınıza sığınarak söylüyorum, siz de buna düşmüşsünüz. Çünkü kendisi sonra bunu anlatıyor. O onu kendi arkadaşlara şakalaşmak için çektiği bir video. Kendisi de sonra bunu kabul etti. Zaten o videonun çekildiği yerde duvarda iş yerinin ismi yazıyor. Kendi en yakın arkadaşın iş yeri. O videoyu orada birlikte çekiyorlar. Zaten videoyu sesli yayınlasalar duyacaksınız. Fonda onların kahkaha sesleri geliyor. O arkadaşımız benim yani şimdi Ama öyle gıyabımdan diyorsunuz olmadığı da. bir ortamda aleyhinde konuşmak istemem. Çok sevdiğim, değer verdiğim bir insan. Böyle bir şey anlatmak zorunda kalmış olmasına da anlayışla karşılıyorum, saygı diyorum. Böyle bir hani kendini herhalde bir şey belirledi, bilemeyeceğim o yönünü. Ama Bakın o müsaade eder pornoda misiniz? kaçma falan gibi bir şey yok. Kendisi bizim arkadaşlarımızın evinde kaldı bir süre biliyorum. Daha sonra kalmak istemediğinde de geldi. Babası aldı. Babasını arkadaşlarımız emanet ettiler. Babasıyla birlikte gitti. Zaten evin, o söylediği evin aslında. Bahçe kameralarında da normal elini kolunu sallayarak arkadaşımızın koluna girmiş. Elinde çantası, çıkışı var. Kameralarla bunlar mahkemeye verildi zaten. Kendisi de bunu çok iyi biliyor. O bornozlu dediğiniz hikaye tamamen kurgu bir hikaye. Gerçek değil. Anladım. Ben size bilahare onun Şimdi videosunu Meltem Hanım, şimdi ben açıkçası böyle şeyler beni açıkçası fazla alakadar etmiyor da yani o bunu yapmış, bunu yapmış, kaçmış. Ben sadece gördüm, öyle geçiştirdim. Değilse anlayacaksınız. televizyonlarda bir sürü cemaatlerde neler oluyor, biz onlarla daha çok uğraşıyoruz. Şimdi orada o kadın konuştuğunda bir ara ben şeyde gördüm. Hatta Facebook'a, YouTube'a yüklemişler. O kadın, hani siz şakalaştığı dediğiniz o kadın, Show TV'de bir kanalda röportaj veriyordu. Adnan Aktar hakkında neler söylüyordu? Bir sürü ithamlarda bulunuyordu. Erkekliğine bile şeyler söylüyordu. Affedersiniz, kadınlarla ilişkiye bile giremiyor. Şu kadar kadın var, bacılar grubu var, kadın Yani topluyorlar. Böyle bu şeyler konularda vardı. binlerce iftira, binlerce yalan olabilir. Somut durum önemlidir İbrahim Bey. Hı. Dosya, hukuk somut duruma göre ilerler. Yani ben de sizin hakkınızda milyonlarca şey söyleyebilirim. Yanınızdan geçen herhangi bir kadın size iftira etmek ister, milyonlarca şey söyleyebilir. Yani otobüste rastlamıştır, bin tane şey söyler. Sizin beraber arkadaş topluluğunuz olduğunu Hayır, söyleyebilir. bu Yani kadına şaka dediğiniz için diyorum ben. evet, yani bunların hiçbiri yani insanlar hakkında istediğini söyleyebilir. Sonuçta hukuk somut bulguya bakar. Zaten örgütsel davalarda nasıl oluyor? Güya suç budur deniyor. Amaç suç budur diyor. Burada bir kere amaç suçu ne olduğu belli. Sonra delilleri bunlardır diyor. O deliller üzerinde tartışma yapılıyor. Bize bakıyoruz deliller nedir diye. Bir tane bile somut delil yok. Yani buna dair beyan tek başına bir şey değil. Hukuki bir anlamı yok, bir değeri yok. Somut delille onun desteklenmesi lazım. Somut delile nerede bakıyorsunuz? Gelmiş polis evinize operasyon yapmış. 125 evde ne bulmuş? Bunlara Evet. bakıyor. Ne bulmuş? Dostluk bulmuş, kardeşlik bulmuş, iyi ilişki bulmuş, güzel ahlak bulmuş, fedakarlık bulmuş, birbirimize yardım ettiğimizi bulmuş. Bunun dışında bir şey bulmamış. Bundan sonrasında herkes her şeyi anlatabilir. Herkesin farklı beklentileri olabilir. Birisi gelmiştir mesela menfaat beklentisi içinde olmuştur. O menfaati elde edememiştir, husumet duymuştur. Birisi gelmiştir başka bir konudan kinlenmiştir. Birisi mesela cezaevinde ölüm korkusuyla bak bunların altına imza atmazsan ben yanı başında yaşadım bunu. Mesela basına çıkan isimlerden biri ismini vermeyeyim ama anafilaktik şok geçiriyor bu insan. Yani cezaevinde adrenalin iğnesiyle dolaşıyor yakasında. Siz bu insanı alıp küflü hücreye koyarsanız yani cezaevinde hücrelerde kaldık biz. Küflü ortama koyarsanız bir daha gün yüzü görmeyeceksin. Bir daha dostlarını, arkadaşlarını hiç görmeyeceksin. Malına, mülküne de el koyduk. Bunun altına imzalarsan ama kapılar sonuna kadar açık. Şu an buradan çıkabilirsin derseniz insan bu can azizdir. Ölüm korkusuyla her şeyi imzalayabilir.
Ben imzalamadım, ben imzalamam. Ben yanacağımı da bilsem, öleceğimi de bilsem Adnan Oktar'a iftira atmam. Arkadaşlarıma iftira atmam. Ben 20 ay aslanlar gibi yattım yani. Çok zor koşullarda yattım. 20 ay, wow. 20 ay tabii. Bunun 3 ayı tecritte tek başımaydı. Bütün mal varlığımıza el konuldu. TMSF her şeyimize el koydu. Aslanlar gibi yattık, aslanlar gibi çıktık. Arkadaşlarımın bir kısmı halen içeride. Şu an benim arkadaşlarım deseler ki biz evet iftira atmayı kabul ediyoruz. Şu an hepsi serbest olur. Bizden tek istenen bu. Adnan Oktar'a iftira attı. Tamam, oraya geleceğim. Çok özür dilerim. Şimdi dediniz ya iftira atma olayı. Şimdi biz daha birkaç gün önce ben yine bir haber okudum. Bir sürü cinsel ithamlarda bulunuyorlar. Tecavüze uğrayan bir kızdan bahsediyorlar. 14 yaşında gelmiş. İşte o sizin arkadaşlardan biriyle evlenmiş. Sonra o onu başka insanlara pazarlamış. Adnan Bey gelmiş. Çok özür dilerim ben anlattığım için. Adnan Bey görmüş. Orada hiçbir şey demeden geri çıkmış. Kızım ne kadar güzelsin demiş. Geri çıkmış. Böyle benim burada sormak istediğim. Yani bu insanların ne çıkarı var ya da ne oldu da bu kadar insan Adnan Oktar'a bu iftiralar yapma gereği duydu? Onu anlatan arkadaşımız Bursa cezaevinde 7 ay tutuklu kaldı. Tek kişilik hücrede kaldı. Ağır müebbetliklerin konulduğu hücrede kaldı. Normalde cezaevlerinin bir camı oluyor. Onun kaldığı hücrenin tepede şu kadar küçük bir camı vardı. 7 ay. Tek kişilik hücrede. İki kişi dip dibe kaldılar. Çok soğuk, böcekler, çok affınıza sığınarak söylüyorum, fare pisliği vesaire. Yani titreyerek yaşadılar orada. Ve önüne konulan tek seçenek hiçbir kadın kendisine öyle bir şey kabul etmek istemez. Ama bu iftiraları imzalayacaksın, bunların altına imzalayacaksın. Seni şu gün çıkarız dediler. Hakikaten imzaladığı gün çıkarıldı. Yani ölüm Yani korkusu, Türkiye'de böyle can şeyler oluyor korkusu. mu gerçekten? Tabii oluyor. Yani etkin pişmanlık müessesesi Türkiye'de böyle işliyor. Şöyle bir durum var. Bakın ben 28 Şubat döneminde yine gözaltına 1999 yılında gözaltına. O zamanın Türkiye'sinde fiili işkence vardı. Ben kalorifer borusuna kelepçeli olarak sorgulandım. O esnada dayak yedim, darp edildim polisler tarafından. Daha sonra adli tıbba başvurdum. İşkence raporum var benim. Sol kolum hala sakattır. Ben çok uzun yıllar tedavi gördüm. Eski Türkiye'de sizi dayak atıyorlardı, dövüyorlardı. Oradan o beyanı imzalayıp çıkıyordunuz. Ya öleceksiniz ya o beyanı imzalayacaksınız. Ben arkadaşlarımın 7 gün boyunca çığlıklarını dinledim. Elektrik verilen arkadaşlarımın çığlıklarını dinledim. Şimdinin Türkiye'sinde sizi alıyorlar. Uzun süre tutukluluk diye bir şey var. Cezaevlerine koyuyorlar. Bakın biz 167 ya da 170 kişi tutukluyduk. 18 ayrı cez ile 10 ayrı cezaevine dağıtıldık biz. 2 kişi, 2 kişi, 2 kişi, İyi de tek kişi, tek devletin sizinle bu kadar problemi olmasın. Niye bu kişi. kadar? Devletin problemi olduğunu düşünmüyorum. Ben devlete çok itaatli bir insanım ve ben Adnan Bey'den aldığım bir devlet plerviyesi vardır. Devletin bekası bizim için her şeyden önemlidir. Yani devlete boynumuz kıldan ince ve devlet ne yaparsa lazım bir hikmeti vardır, bir hayrı vardır. Bizim bakış açımız bu. Ama Adnan Bey'in bazı kültürel çalışmalarının, özellikle İngilizlerin devleti konusunda son 2 yıldır yaptığı kitaplarının, yayınlarının, 2 cilt yaptığı eserin, yayınladığı eserin, televizyonda açıkladığı bazı, deşifre ettiği bazı yönlerin belli odakları rahatsız ettiği çok açık ve görülüyor. Yani bu bir linç etme operasyonu. Bu bize yönelik Bu bir hukuk rahatsız olan kısım Türk tarafı belli mı yabancı? odaklar, yani belli odaklar, devlet olduğunu zannetmiyorum. Devlete sızmış bazı Yabancı odaklar mı? Yani kimi aslında. kastediyorsunuz? Yani yabancı mı? Türkiye'de bir grup mu? Ne bileyim bir Yani cemaat mi? Türkiye'de bir grubu kullanarak İngilizlerin devletinin yönettiği bir operasyon olduğunu düşünüyorum ben. Bir grubu kullanıyor olabilirler. Zaten bir grup kullanmadan böyle bir operasyon yapacağız zaman İngilizlerin devleti bunları çok iyi, istihbarat kurumları bunları çok iyi İyi de organize ediyorlar. İngilizlerin Adnan Bey'le sorun ne olur ki? Yani ne yaptık? Adnan Oktar Bey'in yayınladığı sitesine baktığında göreceksiniz. Ben bizzat size kargoyla da gönderirim arzu ederseniz. Evet. İngilizlerin devletin iç yüzünü deşifre eden bir kitabı var. Bundan birkaç yıl önce yayınlandı. 2 yıl önce yayınlandı operasyondan. İkinci cildi de yeni yayınlandı. Üçüncü cildini basmak üzereydi Adnan Bey. Bu üçüncü cildinde de çok önemli bilgiler basacağını, arzu edilirse bu kitabı basmadan önce mecliste kapalı oturumla bunu yayınlayabileceğini, deşifre edebileceğini, devletin ilgili kurumlarını mecliste bilgilendirebileceğini söyledi. Ondan sonra Türkiye'ye heyet heyet yurt dışından İngiliz istihbaratından heyetler gelmeye başladı. Bir süre sonra da operasyon oldu. Yani Ama bu... özür Buyurun. dilerim. Şimdi Buyurun. İngiliz şeyin Adnan Bey'in bildiğim kadarıyla İsrail'le de sıkı bağları var. Yanlış mıyım? İsrail'le de pek çok yerde sıkı bağ derken normal dostane ilişkileri var. Ama Yurt dışında sonuçta her yerden bakın hani Türkiye gibi bir İsviçre'de var, yerde Rusya'da var. anladım. Yani şöyle o anlamda bir bağ değil.
Adnan Bey her yerde okunan bir yazar olduğu için İsrail'den de misafirleri geliyor, konuk oluyor. Rusya'dan da misafirleri gelip konuk oluyor. Rusya'yla da çok iyi ilişkileri var, Rusya'daki aile. Mesela Pravda'da Adnan Bey'in yazıları düzenli Yok, ben yayınlanıyor. onu sormak istemiyorum. Benim Şey anlamında diyorum, yani İsrail öyle bir bağı var da onu korur falan, öyle bir dünya yok yani bizim hayatımızda. Hayır, müsaade ederseniz ben bir açıklayayım. Ben Adnan Oktar'ın bir röportajında, hatta kendi programındaydı sanırım. İsrail'i ne kadar sevdiğini, Yahudilerle olan sıkı bağını kendisi açıklıyordu. Biz İsrail'i kimseye yedirmeyiz gibi ifadeleri vardı. Şurada benim gelmek istediğim, bu İsrail değil benim anlatmak istediğim. Mesela İsrail'i kuran İngilizlerdir. Evet. İngilizlerin sayesinde Zafer İsrail kurulmuştur 1948'den Evet. sonra. Evet. Yani İngilizlerle onlar çok sıkı bağlar içindedir. Hatta Kanada, yani İsrail orada yaşayabiliyorsa Amerika'sı, Kanada'sı, İngiltere'nin sayesindedir. Onlar orada onu yaşatıyor. Kuranlar da onlardır. Durum böyleyken, yani İsrail'le o kadar ilişkisi olan bir kişinin ya da İsrail'e olan bağları olan bir kişinin, çünkü tekrar söylüyorum, Adnan Oktar kendisi demiş, biz İsrail'i kimseye yedirmeyiz, şöyledir, böyleyiz. Diyorken İsrail'i kuran ülkelerden İngiltere niye bunu yapsın? Orada öyle bir şey olmuş olsa İsrail buna engel olamaz mıydı? Size az önce de açıkladım. Şimdi dostane ilişkiler, iyi ilişkiler ayrı bir şeydir. Devlet aşamasında, istihbarati aşama, kademelerde yürüyen şeyler apayrı bir şeydir. Adnan Bey'in dindar her kesimle çok iyi ilişkileri vardır. Dindar Musevilerle de iyi ilişkileri vardır. Dindar Hristiyanlarla da, dindar Evangeliklerle de, dindar herkesle iyi ilişkileri olan bir insandır. İsrail'deki dindar Musevilerle de iyi ilişkisi olan bir insandır. Ve bu Kur'an'a ve Peygamberimizin sünnetine de uygun bir şeydir. Malumunuz siz de biliyorsunuzdur, araştırmışsınızdır. Bir Medine Sözleşmesi vardır. Peygamberimiz kitap ehliyle her zaman iyi ilişkiler içinde olmuştur. Yani böyle düşmanca, Yahudi düşmanla, Hristiyan düşmanla zaten aslında Kur'an'ın özünde, Peygamberin anlattığı İslam'ın özünde olmayan bir şeydir. Onu bilahare zaten tartışırız. Ama burada önemli olan şu. Her şeyin içinde olduğu gibi hiçbir şey tek blok yapı değildir. Yani İsrail tek blok yapı olan bir ülke değil. Yani dindarlar da İsrail'de çoğu zaman çok baskı altına alınıyorlar ve çok zulüm görüyorlar. İngiltere'de tek blok bir yapı değil. Ve biz zaten ülkelerin insanlarıyla bir anlaşmazlığımız, biz İngiliz halkını çok seviyoruz. İsrail halkını, Amerikan halkını, Rus halkını, herkesi çok seviyoruz. İşte Allah'ın yarattığı kullar bunlar, mazlum insanlar. Ama İngiliz istihbaratının, İngiliz derin devletinin Orta Doğu'da planladığı bir yapı var. Bu yani sizin de bahsettiğiniz gibi 100 yıllık bir yapı. Türkiye'yi parçalama yapısı. Ta şeyden gelen, Sevr'den falan gelen bir şey bu. Sevr'i hayata geçirememenin acısını yaşayan bir yapılanma var. Türkiye'de Adnan Bey'de üniter yapıyı federasyona karşı, özerklere karşı, otonomiye karşı olan bir insan. Üniter yapıyı can havliyle sonuna kadar savunan bir insan. Yani biz bu ülkeden tek çakıl taşı vermeyiz diyen bir insan. Çözüm sürecinde bu tutumunu gösteren bir insan, teröre karşı bu tutumunu gösteren bir insan, PKK'ya karşı ideolojik olarak gösteren bir insan. Tüm bunların üstüne bir de İngilizlerin devletini deşifre ettiğinde istihbarat yapıları, İngilizlerin devleti Türkiye'deki belli odakları kullanarak bir linç etme operasyonu düzenledi. Bu bir mahcup etme operasyonu, linç etme operasyonu. Yani bu dosyanın hukuki olarak bomboş olduğunu biz çok hukukçuya incelettik. Yani Türkiye'nin çok önde gelen hukukçularını incelettik. Bu dosya bomboş diyorlar. Hatta yani çok şey bir ifadeyle bu dosya çöp diyorlar. Yani bu dosyanın içinden bir şey çıkmayacağını herkes biliyor. Bu dosyanın içinden suça dair hiçbir şey olmadığını herkes biliyor. Burada bir faali Adnan Bey'e yönelik bir teveccüh var. Yani Adnan Bey'e yönelik teveccühünde belli sebepleri var. Adnan Bey modern İslam anlayışını yayan bir insan, Atatürkçü bir insan, aydın bir insan. Dolayısıyla İslam'ı içine kapatarak, Müslümanları gettolara kapatarak, Müslümanların elinden sanatı, bilimi, kaliteyi alarak, Müslümanları ezerek yok etmeye çalışan bir zihniyet önünde bir engel oluşturdu. Bu engeli ortadan kaldırmak için de Adnan Bey'e bir ilk var, bunu nasıl ortadan kaldırabilirsiniz? Olabilecek en şey cinsel ithamda bulunursunuz. Şey ithamlarda bulunursunuz, baskı, esaret falan dersiniz. İşte uyuşturucu bilmem ne falan dersiniz. Bir insanın hayatına mahcup edebileceği en fazla şeyler bunlar. Mahcup olursa da insanlar etrafından dağılır. Bu etkili fikri mücadeleyi de engellerim diye düşünürsünüz. Ama tam tersi oldu. Yani bizim sevgimiz birbirimize katlanarak arttı. Bizim Adnan Bey'e sevgimiz katlanarak arttı. Yani böyle yöntemlerle zaten sevgi azalmaz. Yani sevgiyi ortadan kaldıramazsınız ki. İnandığınız bir şey, inancınızı, sevginizi baskıyla hiçbir kuvvet ortadan kaldıramaz. Siz bir şeyin doğru olduğunu biliyorsanız, bu kanuna, hukuka da buluyorsa, tamamdır zaten.
Yani isterse beni hapse koysun, isterse kuyunun dibine koysun, isterse işkence yapsın, isterse öldürsün, isterse yapsın. Yani yok ben, yani hiçbir şey fark etmez. Ben sevdiğimden vazgeçmem. Ben inancımdan vazgeçmem. Ben devletçiliğimden, vatanseverliğimden, milliyetçiliğimden vazgeçmem. Peki şeyi merak ediyorum, eğer tekrar söylüyorum, eğer cevaplayamayacağınız yargı sürecini etkileyecek bir şey olursa geçebilirsiniz. Onlarda söylerim ben size. Şimdi bu İngilizlerin devleti ile ilgili ne vardı yani, bu kadar İngilizleri rahatsız eden? O konuda bilginiz var mı? Neymiş bu rahatsız eden konu? Yani onu şimdi Adnan Bey 3. cilt kitabı hazırladığında birkaç ipucu verdi canlı yayında. Ama benim şu an bu ipuçlarını vermem uygun olmaz. Mecliste konuşalım bunu dedi. Mecliste ben devletimize sunayım ben bunları dedi. Zaten ondan sonra dikkat ederseniz operasyon olduğunda hani bahsettiğiniz ev var ya, küçük bungalovlar olan ev. O eve buldozerlerle girip kazı yapıldı. Ne arıyorlardı acaba o evde? Yani bu kitabın belgelerini mi arıyorlardı acaba? Bu kitapta kullanılan CD'leri mi arıyorlardı? Kaynakçayı mı arıyorlardı? Acaba ne arıyorlar? Biz bunu merak ediyoruz. Biz bunun zaten incelenmesini istiyoruz. Ama bu hukuki süreç tamamlandığında, bu dönem bittiğinde açıkça ortaya çıkacaktır ve bence Türkiye'de çok büyük şaşkınlığa sebep olacaktır. Hukuki süreç bittiğinde daha net görüleceğine, daha net Hukuki herkes süreç nasıl bitecek ki? olacağına. Birçok şeyin kapatıldığını söylüyorsunuz. Arkadaşlarınız iftira atıyor baskıdan dolayı. Bu hukuki süreç... Yargılama eninde sonunda bitecek malumunuz, yani bir ömür boyu sürecek bir şey değil. Yargılama bittikten sonra bunlar çok daha rahat konuşulacaktır, özgürce konuşulacaktır. Eninde sonunda da gün yüzüne mutlaka Ama çıkacaktır. diyorsunuz ya, bu İngilizlerin devleti bu kadar baskı yapmış ki arkadaşlarınız çok sevdiği bir insan hakkında bile iftiralarda, böyle yani gerçekten ağır hakaretlerde bulunuyorlar, cinsel içerikli. Öyle bir durumdayken yani bu şartlar altında haklı çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Zaten bakın sizlere neler söyletiyorlar. Allah iman edenlerle beraberdir. Allah bizimle beraber. Onlar Allah'ı hesap etmiyorlar. Allah'ı hesaba katmıyorlar. Kaderi hesaba katmıyorlar. Onlar bir plan kurarken Allah'ın da bir tuzak kurduğunu hesaba katmıyorlar. Yani yalan üzerine olduğu için kurgu. Zaten sorgulama başladığı andan itibaren milyonlarca çelişki ortaya döküldü. Dosya çelişkilerden oluşuyor. İddianame çelişkilerden oluşuyor. Çünkü neden? Çünkü yalan. Doğru, dürüst her zaman açıktır. Yalan da mutlaka kendini bir noktada açığa verir. Biz hepimiz çıktık, ifademizi verdik. 167-170 arkadaş tutukluyuz, tutuklu çıktık. Tek tek anlattık. Hakimin bütün sorularını cevapladık. Hiçbir gizlediğimiz, sakladığımız bir şey yok. Ama yargı Türkiye'de malumunuz bir süreçle işliyor. Yani önce bizim ifadelerimiz alınıyor, müşteki ifadeler alınıyor, deliller toplanıyor, deliller tartışıyor, mütalalar geliyor falan. Bir süreç içerisinde ilerliyor. Ama Siz biz Allah'tan kendi vicdanımıza, kendi aklımıza ve hayatımıza güveniyoruz. Ve ben anladım. Allah'ın yarattığı kaderin sonsuz güzel olduğuna iman eden bir insanım. Meral Yani Hanım, anladım. Mesela ben de inançsız biri olarak bir ekleme yapayım. Umarım sizi kızdırmam. buyurun. Allah Estağfurullah. varsa yani, Allah vardı. Daha önce neredeydi? Şimdi, bu saatten sonra Allah'tan yardım beklemek. Daha öncesi Allah'ınız yoktu yani. Ben sizin inancınıza, anlayışınıza, düşünce yapınıza sonuna kadar saygılıyım ve anlayışla karşılıyorum. Bakış açınızı da anlayışla karşılıyorum. İmanın getirdiği bir de imtihan anlayışı vardır. İnsan imtihanlarla güzelleşir. Allah kulunun sevgisini ispatlamasını ister. Biz Allah'a bu dönemde sevgimizi ispatladık. Allah bütün kullarını zorluklarla da Hazreti Yusuf'u neden çok seviyoruz? Çektiği çilesinden seviyoruz. Hazreti Eyüp'ü niye çok seviyoruz? Çektiği çilesinden seviyoruz. Peygamberimizi ben neden çok seviyorum? İşkembe atıldığını biliyorum, yüzüne teller atıldığını biliyorum, savaşlarda savaşmak zorunda kaldığını biliyorum. Bütün o çilesinden dolayı seviyorum. Yani çile insanı Biz de onu güzelleştiren farklı bir konu. biliyoruz ama neyse, konumuz din Ama değil. evet, ama şunu söyleyeyim ben size. İmtihan insanı güzelleştirir. Allah dünyayı, ben şöyle inanıyorum ve benim arkadaşlarım da bu inançtadırlar. Biz dünyaya zaten yaşamak için gelmedik. Biz dünyaya cennet terbiyesi almak için geldik. Cennet terbiyesi de zorluklarla, çilelerle, sıkıntılarla, hastalıklarla kazanılıyor. İnsan inceliği öyle öğreniyor. Yani insan hayatında hiç zorluk olmasa insan inceliği nasıl öğrenecek? Hiç acı çekmese acı çeken bir insanın halinden nasıl anlayacak? Meltem İnsan bunları Hanım, dine girersek öğrenmek şimdi ben insanlık birçok şey söylerim. En iyisi o konuya fazla tamam, o girmeyelim. zaman siz başka soruya geçin Çünkü isterseniz. din dediğiniz zaman anlatırken öbür tarafta ben kadınların durumunu aklıma getirdikçe, ayetler falan, neyse ben oraya gireyim, konumuz başka. Şimdi bu şeyde sonuç olarak arkadaşlarınız kaç yılla yargılanıyor? Mesela siz mesela herhalde aklandınız mı? Mesela Adnan Bey kaç yıl yedi? Bu konuda bilgi verir misiniz?
Ben tahliye oldum sadece, dava devam ediyor. Şöyle, biz 11 Temmuz 2018'de operasyon yapıldı, tutuklandık. Çok zor koşullarda tutukluluk geçirdik. Özellikle kalabalık koğuşlarda, Eskişehir'de, Tekirdağ'da kalabalık koğuşlarda kalan arkadaşlarımız. Koğuşlar normal 10-15 kişilik ama şu an 25-30 kişi var koğuşlarda. Koğuşlarda akıl hastalarıyla ağır müebbetlik ceza almış katillerle, uyuşturucu ticareti yapan insanlarla yan yana aynı koğuşlarda kaldılar benim arkadaşlarım. Darp edildiler. Başlarına sandalye atıldı. Şişlenmekle tehdit ettiler. Adli tıptan raporlar aldılar. Dayak yediler. Yani çok zorlu bir süreçten geçtik biz bu dönemde. 14 ay boyunca iddianamemiz bizim hazırlan bir yıl sürdü iddianamenin hazırlanması. 14 ay sonra ilk defa hakim karşısına çıktık biz. Biz tutuklanırken de savcı karşısına çıkmadık. Normalde biliyorsunuz emniyet alıyor sizi, savcının huzuruna gidiyor. Savcı da anlatıyorsunuz. Ya yani emniyette bana böyle dediler ama aslı böyle falan diyorsunuz. Savcı sizi mahkemeye sevk ediyor. Biz savcı huzuruna da çıkmadan mahkemeden toparlandık ve tutuklandık. 14 ay tutuklu kaldıktan sonra hakim karşısına çıktık. İlk defa sorgumuzu hakim bey yaptı bize. İddianame üzerinden tek tek soruları sordu. Biz anlattık bunun sebebi, bunun sebebi, bu şöyle, bu böyle. Her şeyi açıklıkla anlattık ve biz şunu söyledik. Güzel ahlaklı sorgusu olmaz. Biz bir cemaat değiliz, biz bir örgüt değiliz, talimatla yaşamıyoruz. Benim tek talimat aldığım şey vicdanım. Arkadaşlarım da tek bir talimat aldığı şey vicdanı. Ya zaten ben vicdandan başka bir yerden talimat alıyor olsam, bu benim imanıma hakaret olur. Düşünsenize bir iyilik yapmam gerekiyor. Mesela yerde taş görmüşüm, onu kaldıracağım. Bir üst kişiden talimat almam gerekiyor. Ya böyle bir hayat zaten mümkün değil. Ben yaptığım tüm iyilikleri, tüm hayatımı vicdanıma göre yaşamışım. Bunu hakim huzurunda da anlattık. Dosyada bize yöneltilen şu somut bulguya göre diye bir şey yok. Tamamen beyana göre. Sorulan sorular onlara göre. Yani bir dosya dava başladı. Basında sizin de dediğiniz gibi müthiş ithamlar var. Güya askeri siyasi casusluk, işte kara para aklama, dehşet iddialar. Nitelikli cinayet. Mesela ben bir yıl boyunca tutuklu kalırken benim tutuklanma sevk maddem içinde nitelikli cinsel taciz var. Nitelikli cinsel taciz bir kadın olarak ben nasıl yapabilirim? Bir yıl bu ithamla ben tutuklu kaldım. Yani bunda yani gayri hukuki pek çok yönü olan bir dosyaydı bu. Yani şaşkınlık uyandıran pek çok yönü olan bir dosyaydı. Ama sonuçta adil bir yargılanma yapılıyor. Mahkeme heyetine güveniyorum, Türk adaletine güveniyorum. Her şey, yani müştekiler şimdi ifadelerini veriyor. Onların da özgür bir şekilde ifadeleri vermeleri çok güzel. Saygıyla ve ilgiyle izliyoruz. Ne güzel onlar da anlatıyorlar. Bir dertleri varsa onları gündeme getirirler. Mecbur kaldıkları iftiraları anlatıyorlar. O iftiralara biz cevaplarımızı sunacağız sonra. Bu yargılamanın sonucunda ben Adnan Bey'e tüm arkadaşlarıma da beraat çıkacağına inanıyorum. İlk başta 91 kız arkadaşımız tahliye oldu. Sonra bir ekip biz tahliye olduk. Şu an yaklaşık 78 arkadaşımız tutuklu. Tahliye olduk ama hepimiz ev hapsindeyiz. Hepimizin ayağında şu an kelepçe var. Peki şeyi sormuştum. Yani kaç yılla yargılanıyorsunuz? Yani mesela Adnan Bey Yani siz 870 yılla. mi sadece? Hepimiz. Ha, Özellikle toplamda. yöneticiler. Yo, Adnan Bey 870 yılla. Onunla birlikte yargılanan yöneticiler de 870 yılla. Yani Ha. bu böyle yani şöyle zaten Türkiye'de ilk ceza hukukçusu baktığı zaman ilk baktığı şey şu oluyor. Yani kanunda ne kadar güya suç maddesi varsa hepsiyle yargılanıyoruz zaten. Hani biri olmazsa biri olur gibi bir mantıkla Değilse zannediyor. Hazreti Adem gibi 950 sene yaşayacaksınız ya. Ya inşallah Allah öyle uzun ömür versin. Ahir zamanda Allah uzun ömürler uzun olacak diye. Ama sonsuzluğun yanında 950 yılda bir hiç. Yani o kadar süre çok enteresan. Anladım. Başka neler diyebiliriz? Arkadaşlardan yorum alalım diyeceğim ama şimdi bir arkadaş da sormuş. Sizin gruptan birini sormuşlar. Özelde mesaj çektiler bana. Oktar Babuna ile Evet. İsrail ile ilgili ne ilişkisi var? Onu merak ediyor arkadaşlar. Az önce geç bir şeyden bahsettiğiniz zaman siz. Oktar Babuna benim çok sevdiğim bir arkadaşım, 20 yıllık dostum. Çok beyin cerrahı biliyorsunuz kendisi. Çok da iyi bir beyin cerrahı. Oktar hayatını anlatmaya vakfetmiş bir insan, İslam'ı tebliğe vakfetmiş bir insan. Her yerde konferanslar verdiği gibi İsrail'de de konferanslar verdi. İsrail'e gitti, İsrail üniversitelerinde evrim teorisinin geçersizliğini anlattı, Allah'ın varlığının, birliğinin bilimsel delillerini anlattı. İsrail'de, mecliste gitti, Adnan Oktar Bey'in kitaplarını Ama neden anlattı. İsrail? Niye İsrail? Her ülkede veriyor, sadece İsrail değil ki. Biz Oktar Ha, Endonezya'da verdi, Irak'ta da, İran'da da konferans verdi, evet. İran'da da verdi, Amerika'da da, İngiltere'de de verdi. İsrail'i sorduğunuz için İsrail diyorum. Yani
Yok, benim için şey sıkıntı yok. Şeyde Şeyden Türkiye'de kaçtan. İsrail, bir saniye. Türkiye'de İsrail deyince bir insanların ön yargısı var. Ben mesela Evet, İsrail'e ben de gittim, yani gerçeğini gördüm İsrail'in. Yani insanların böyle antipatisi var İsrail'e karşı. O maalesef. yüzden diyorum ben. Buyurun. Gereksiz bir ön yargı o da. Yani Allah Kur'an'da hiçbir topluluğu toptan lanetlemez. Bu putperest bir inançtır. Yani Yahudi ise toptan lanetli, İsrail ise toptan lanetli. Öyle bir inanç olamaz. Bu yani bu şey bir inanç, putperest bir inanç. Her toplumun içinde iyisi de vardır, kötüsü de vardır. İyisiyle iyi ilişki kurarsınız, kötüsünün de düzelmesi için güzel sözle gayret edersiniz. Kur'an'ın bakış açısı budur. Kimseye toptan düşman olmazsınız. O zaman herkese düşman olur zaten. Ateiste de düşman oluyor, deiste de düşman oluyor. O partiye düşman oluyor, o öbür partiye düşman oluyor. Niye bir arada güzelce yaşayıp birbirimizin fikrine saygı duymayalım? Neden bir İsrail'e illa düşman olalım? Rusya'yla neden illa düşman olalım? Amerika'yla düşman olalım? Herkesle dost olalım. İslam ülkeleriyle dost olalım. Türk İslam ülkeleri bir araya gelelim. Güzel bir birlik oluşturalım. Kardeşlik oluşturalım. Tüm dünyaya barışı, güzelliği yayalım. Sanat olsun. Kadınlar özgür olsun. Kadınlar dilediği gibi yaşasın. Kadınların hayatından mutluluğu, neşeyi almayalım. Böyle bir dünya idealimiz var bizim. Ve bunu biz her ülkede anlattığımız gibi İsrail'de de anlatmışız. Okların da İsrail'e bağlantısı bundan ibaret. Anladım. Onun Şimdi dışında bir yok. Meltem Hanım, takipçilerden yorum geliyor özelden bana da, bunu sor bunu sor diye. Tamamdır. Fazıl Say'ı tehdit eden biri varmış. Neymiş? Adnan Oktar'a kadın ayarlama konusunda tutuklanmış. Kim bu avukat? Öyle biri mi var? O avukat değil, Fazıl Say'ı tehdit de söz konusu değil. Şöyle bir şey oluyor, Fazıl Say Bey'in İslam ve dinle ilgili yaptığı bir yorum ceza kanununa göre de uygun olmadığı için, Müslümanların inancını da rencide edecek nitelikte olduğu için bir arkadaş bunun hakkında adli makamlara dilekçeyle başvuruda bulunuyor. Adli makamlar bu dilekçeyi değerlendiriyorlar. Zaten ondan sonrasında hukuk işliyor. Yani bu her Türk vatandaşının hakkı olan bir şey. Dini duyguları rencide edildiğinde o insana gidip yakasına yapışmıyorsunuz. Hukuka başvuruyorsunuz. Ya ben bu insanın bu açıklamalarından rencide oldum. Böyle bir durum var diyorsunuz. Hukuki süreçte işliyor. Bundan ibaret. Mahkeme yetkisi görüldü zaten bildiğim kadarıyla Fazıl Bey'in. Fazıl Bey'in o beyanlarından dolayı önce galiba yanlış hatırlamıyorsam, yanlış hatırlıyorsam arkadaşlar düzelsin. Önce ceza aldı galiba sonra Yargıtay'da bozuldu. Bundan ibaret. Yani karşılıklı bir hukuki mücadele mi diyeyim? Hukuka yansımış bir konu. Ne bir tehdit Peki, var, ne bir baskı var. Ne de sizin Adnan Oktar'a kadın ayarlamak diye bir şey yok. Zaten Adnan Oktar Bey'in öyle bir ihtiyacı yok. Kimsenin de öyle bir sorumluluğu ve görevi yok. Bu çirkin bir karalama ve çirkin bir yaftalama. Bu ben işte diyorum ya size mahcup etme girişimi. Her şeyin başına böyle cümleler eklendiğinde bizi mahcup edileceğimizi düşünüyoruz. Biz mahcup olacağımız hiçbir şey yapmadık. Tamam. Şimdi bu şeyi soracağım. Az önce siz dediniz ya, İslami değerlere hakaretten dolayı dava açmış sizin Evet. arkadaşlarınız. Ama sizin dininize inananlar tarafından size de dava açıldı mı? Mesela ekranlarda bu kadar kadının niye gösterildi, çok bu konuda şeyler vardı, sorunlar vardı. Bu konuyla ilgili dini değerlere hakaretten dolayı da sizlere veya Adnan Bey'e bu konuda bir dava açıldı mı? Siz de hakaret ediyorsunuz onlara göre çünkü. Biz hakaret etmiyoruz. Biz kendi inancımızı özgürce Sizin yaşıyoruz. Ama açınızdan öyle. Evet. rencide olunuyorsa, bir rencide olunan durum varsa biz kimseyi rencide etmek istemeyiz. Zaten öyle bir ısrarla illa dekolteli yayın yapalım diye bir ısrarımız da yok bizim. Bize söylendiğinde biz ondan geri adım atıyoruz. Hakaret anlamında bir dava açılmadı. Rütük'ün bize uyarısı oldu yayın içeriği hakkında. Rütük uyarı yaptığı andan itibaren, bu operasyondan bir 8-9 ay kadar öncesiydi. Biz hanımların yayına çıkmadığı bir yayın anlayışına geçtik. Beylerle yayın yapıldı. Müziği kaldırdık yayından. Madem bütün böyle bir titizliği var, yani madem halkımızın böyle bir titizliği var, biz buna saygı gösterdik. Ama bu konu gelmişken şunu da anlatmak istiyorum. Bizim böyle dekolte konusunda bir ısrarımız yok. Ya da biz din böyle yaşanır demiyoruz. Yani bizim dediğimiz şu, bunu yaşayan insan da dindar olabilir. Yani dekolteli olan, bikini giyen, sahilde deniz kenarında denize giren, annesiyle babasıyla bikiniyle gidip denize giren insanı sen dinsizsin kardeşim, sen dine yaklaşamazsın diye dışlamayalım. O insanlara da güzel bir yol açalım. Ve biz şunu demiyoruz insanlara, din böyle yaşanır. Hayır, din Kur'an'da anlatıldığı gibi, peygamberin anlattığı gibi yaşanır. Herkes kendini nasıl anlıyorsa öyle yaşanır. Biz insanlar din böyle yaşanır demiyoruz. Biz sadece Allah rızası için
o kesime de ulaşabilelim diye. Bir mesela ODTÜ'de okuyan gence, bir Boğaziçi'de okuyan gence ulaşabilelim. Allah'ın varlığının delillerini anlatalım. Kendisi dini nasıl istiyorsa yaşar, ister yaşar, ister yaşamaz. Ama Allah'ın varlığını bilince insanlar mutlu yaşıyorlar diye düşündüğümüz ve inandığımız için Allah'ın varlığını anlatmak için bir yöntemdi o. Bu yöntem devletimizi rahatsız ettiyse, devleti rahatsız eden hiçbir şeyde biz ısrarcı olmayız. Yani biz devlet neyi beğeniyorsa onu beğeniriz. Neyi beğenmiyorsa da ondan vazgeçeriz. Yani dekolte diye bir ısrarımız yok bizim. Şu bundan sonra da zaten yapmayız. Zaten hepimiz de öyle yaşamıyoruz. Zaten mahkemede de heyet görmüştür bunu zannediyorum. İnsanlar da biliyor. Birkaç dekolte giyinen arkadaşımız var. Hepimizin içinde toplasanız 5 kişi, 10 kişidir. Hepimiz dekolte de yaşamıyoruz. Öyle bir konu da yok. Yani herkes nasıl inanıyorsa Kur'an'a göre öyle yaşıyor. Anladım. Peki bu şey sormak istiyorum bu dava süreciyle ilgili yine de. Buyurun. Şimdi basında gözüme çarptı. Tekrar söylüyorum. Dediğim gibi sadece merak ettim ne oluyor falan diye geçtim. Orada şöyle ifadeler geçiyordu. Sizin davanızda da mutlaka vardır. Mesela cemaatlerde de olan bir şeydir. Bacılar grubu vardır, abiler grubu vardır, değil mi? Yani Evet. bacılar sadece bacıları toplar orada. İşte şey istişare derler hatta İslamcılar genelde buna. Evet. Toplanırlar, şey yaparlar, tartışırlar, kararlar alırlar, işte dini anlatırlar, abiler vardır toplarlar, erkek çocukları toplar, onlara dini anlatırlar. Mesela Nur cemaati böyle yapardı. Yani ben de mesela genç yaşlarımda Nur cemaatine girdiğim için çağırıyorlar, okuldan çağırıyorlar, gel sana matematik öğreteceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız, sana eğitim vereceğiz. Böyle şeyler sizde de var mı? Mesela bacılar gibi, abiler Yok. grubu gibi bir şey var mı? Yok, bizde öyle bir gruplaşma yok. Biz sadece arkadaş, dindar, milliyetçi, vatansever arkadaş grubuyuz. İnancımız bir, ülkümüz bir, düşüncemiz, ruhumuz, gönlümüz bir. Ama birbirimizde öyle hiyerarşik bir yapılanma, gruplaşma, öyle bir hayat tarzımız yok. Bizim zaten bu şeyimize aykırı, hayatımızın doğal akışına aykırı. Yani yaşadığımız sosyal çevreye aykırı. Teknik olarak da mümkün olmayacak bir şey. Ben yani orada mahkemede de yan yana bey arkadaşlara oturuyoruz. Beraber ifade veriyoruz. Yıllarca birlikte konferanslar yaptık. Birlikte çalışmalar yaptık. Aynı şirketlerde çalışıyoruz. Biz sosyal hayatın içinde olan insanız. Davetlere katılıyoruz. Yani öyle bir bacı, işte kız kardeş, kardeşler, imamlar, işte alt imamlar, üst imamlar falan bizim aramızda öyle bir şey yok. Zaten bizim bünyemiz bunu kabul etmez. Biz bunu yani hakimin önünde de söyledik. Ben yani benim bünyem emir almayı kabul etmez, emir vermeyi de kabul etmez. Yani ben bir arkadaşıma müthiş saygı duyuyorum. Haddime değil emir vermek. Onun da aynı bakış açısıyla bana baktığı için öyle bir gruplaşma teknik olarak bizde mümkün değil. Şimdi yine basından duyduğum kadar bu ekleme yapmak istiyorum. O abiler veya ablalar, geç orada biraz daha çok abiler grubu diyelim ya da yakışıklı erkekler, burada biraz ekranına da vereyim. Yakışıklı erkekler güzel kızları arıyorlarmış. Basından gördüğüm kadarıyla, eğer rahatsız oluyorsanız cevaplamayabilirsiniz. Bu Buyurun. arkadaşlar güzel kızlarla tanışıyorlarmış. Yakışıklı zaten arkadaşlar sağ olsunlar. Çok yakışıklı arkadaşlar. Bu güzel kızlar ayarlayıp işte Adnan Hoca'nın grubuna getiriyorlarmış, arkadaşlar grubuna getiriyorlarmış. Güzel lüks bir hayat gösteriyorlarmış. İşte hayat şöyle bu böyle Adnan Oktar'la tanıştırıyorlarmış. Bu genç arkadaşlar genelde bu kadar yakışıklı olmaların sebebi de bundan mı acaba? Bunu acaba nasıl değerlendirebiliyorsunuz? Bu kadar yakışıklı erkeklerin orada toparlanması, işte kız avına çık, özür dilerim bu lafı kullandığım için medyada geçtiği için söylüyorum. Bu konuda neler söylersiniz? Buyurun. Yani dediğiniz gibi aslında kadına bakış açısı açısından çok sorunlu ve yanlış bir bakış açısı medyanın üslubu açısından diyorum. Sizi tenzih ederim. Kadın zaten değerli bir varlık, avlanması gereken bir varlık değil. Bir insanın kadın erkek ilişkisi de olabilir. Ben ve benim arkadaşlarım haram ve helal sınırlarına dikkat eden insanlarız. Haram olan hiçbir şey yapmayız. Kur'an'a göre zina haramdır. Ama her türlü her çevreden arkadaşımız olabilir. Tanıştığımız herkese de ben size tanıştığımda nasıl İslam'ı anlatıyorsam, siz bana kendi fikirlerinizi anlatıyorsanız, siz bana kendi fikirlerinizi anlattığınızda nasıl beni bir grubun içine sokmaya çalışmıyorsanız, onlar da sosyal hayatın içinde bir hanımla yan yana geldiklerinde ya ben dindarım, ben inanıyorum, bak ben Adnan Oktar'ı da tanıyorum diye anlatıyorlardır. Belki Adnan Bey'le de tanıştırıyorlardır. Ama bunun ötesine zaten şöyle bir şey var yani insanlardan basında anlatıldığı gibi bir cinsellik beklentisi varsa bunu elden etmenin yolu dini terkinde bulunmak değil ki. Sokakta zaten cinsellik alabildiğine özgürlük. Sokakta şehvet alabildiğine özgür. Yani bunun için insanlara dini telkin yapacaklar. İşte bilmem ne başka şeyler anlatacaklar ve bir cinsellik elde edecekler. Zaten buna sahip insanlar bunlar.
Zaten o hayatın içinde geliyorlar. Haram olduğu için yapmıyorlar. Şu an haram gördükleri için zinadan kaçınıyorlar. Evliyse o müstesna. Yani bir kadın ihtiyacı içinde olunacak bir durum değil ki. Yani o derece Ama bu damat kadar bile yakışıklı, ya. yakışıklı böyle şey gibi, model gibi erkekler nasıl bir ara toplanıyor? Hiç mesela göbekli yok ya. Göbeklileri görmüyor. Kız, Estağfurullah. kadınlardan şey yok böyle. Şişmanlar yok. O kadar hepsi ne kadar bu kadar bakımlı olabiliyor bu kadınlar? Yani hayat dolu olmakla ilgili bir şey, kendinize iyi bakmakla ilgili bir şey. İmanın getirdiği bir neşe ve sevinç var. İman insana zaten bir güzellik, bir yaşama sevinci getiriyor. Onun getirdiği bir sevinçle zinde oluyorsunuz. Allah da size hepimizi güzel gösteriyor. Elhamdülillah. Yani bu güzel bir iltifat sizden. Ama öyle yani zaten mahkeme salonundaki tabloda da görüldüğünde tek tip herkes böyle 1,90 bir fitlik görüntüsü içerisinde değil. Her görüntüden, her eğitim seviyesinden, her türden insan var bizim aramızda. Ama bir asalet var, bir derinlik var, bir ruh kalitesi var. O ruh kalitesi de benim bütün arkadaşlarımı çok etkili, çok güzel ve çok tatlı gösteriyor. Çok Maşallah yakışıklı arkadaşlarınız şu gösteriyor. an siz görmüyorsunuz da ben ekrana veriyorum. Maşallah var hepsinin ya. Arkadaşlar çok Maşallah. yakışıklı. Allah güzelliklerini, Allah yakışıklıklarını daha da arttırsın. Amin Etkilerini amin. daha da Amin inşallah. Siz neler diyorsun? Gerçi ben şey yanlış cümle kurmayayım da. Amin. arttırsın. Yok, estağfurullah. Yani gerçekten arkadaşlar o kadar yakışıklı ki hepsi uzun boylu böyle kadınlar hepsi öyle o kadar yani aslında şey yapmak lazım. Bir insan güzel görünmek istiyorsa yanlış anlamayın özür dilerim eğer şey olursa. Grup yani kendini fit olarak görmek isteyen ya da zayıflamak isteyip de bu gruba dahil olduğu zaman gerçekten zayıflayabiliyor herhalde. Bilmiyorum imandan mıdır ya da sizin İbrahim Bey, içtiklerinizden midir? İbrahim Bey, şunu da unutmamak lazım tabii. İnsanlar ruh arıyorlar. Yani insanlar fiziksel güzellik, yani maket de çok güzel oluyor. Yani Barbie bebek de çok güzel oluyor. Ama insanlar ruh arıyorlar, samimiyet arıyorlar, dostluk arıyorlar, kardeşlik arıyorlar. Kendileriyle dürüst bağlantı kurabilecek insan arıyorlar. Bizi, Adnan Bey'i ve bizleri etki kılan tek şey o. Biz yani iyi niyetli insanlarız. Biz seven insanlarız. Sevgiyi seviyoruz, dostluğu seviyoruz. Yani bizi hapishaneye koruyorlar. Orası da bize cennet bahçesi gibi geliyor. Oradaki ilk bulduğumuz insanla dostluk kuruyoruz, iyilik, güzellik anlatıyoruz. Nerede olsak mutlu oluyoruz. Ben 15 ay kaldığım Kandıra Bir No'lu F tipinde, 5 ayda Silivri 9 No'lu yüksek güvenlikli cezaevinde kaldım. Yani bütün herkes bana şunu söyledi. Siz buraya geldiğinizde buraya bambaşka ruh getirdiniz. Biz cezaevi koridorunda giderken de şakalaşıyoruz, esprileşiyoruz, gördüğümüz ilk memura iltifat ediyoruz. Biz insanları seviyoruz. Çünkü biz Allah'ı çok seviyoruz. Allah'ın güzel birer tecellisi olduğunu düşünüyoruz insanların ve saygı gösteriyoruz. İnancına, etnik kökenine, düşüncesine bakmadan ön kabulle saygılıyız. Allah'ın tecellisi olduğu için saygılıyız. Bu Anladım. samimiyetimizde bir etki kılıyor. Yani bunun ötesinde yoksa yani bizden çok daha zengin insanlar var dünyada. Bizden çok daha güzel insanlar var. Çok daha zengin camialar var. Ama bu etkiyi Allah samimiyete nasip kılıyor. Adnan Bey gerçekten çok samimi bir insan. Tanısanız çok seversiniz. Ben Adnan Bey'i tanıyıp da sevmeyecek bir insan bilmiyorum. Ya Adnan Bey'le bir kere vakit geçirip bir daha ya bu ne kadar güzel bir insan demeyecek insan bilmiyorum. Çünkü ruhu çok temiz bir insan. Çok asil bir Peki. insan. Peki şey soracağım. Bu konuyu hemen bunda sorayım. Geçelim dava sürecine biraz daha belki işleyebiliriz. Bu giyinme tarzı konusunda Adnan Bey'in bir önerisi mi oluyor? Mesela böyle giyinebilirsiniz dediği için mi bu kadar insan bu tarz giyinebiliyor? Yoksa Yok. arkadaşlar işte biz böyle giyinebilir miyiz diye bir ortak görüş mü var? Bu konuda da Yok. bir bilgi verir misiniz? Yok, öyle olsa hepimizin tek tip olması gerekiyordu. Bizim çarşaflı arkadaşımız da var. Başörtülü arkadaşımız da var. Ben bu tarz giyinirim. Daha dekolte giymem, ben denize girmem mesela halkın arkasında. Daha dekolte giyinen arkadaşlarımız da var. Adnan Bey hep şunu söyler. Sadece kıyafet konusunda değil, her konuda. Kur'an'ı okuyun, araştırın, kendiniz ilmihallere bakın, peygamberimizin hayatına, tarihine bakın, anladığınızı maksimum ölçüde yaşamaya çalışın. Bunun dışında Adnan Bey'in bir ölçüsü yoktur. Ve bunun dışında bir yönlendirme de yapmaz. Kur'an'dan ne anlıyorsa herkes onu yaşar. Yani ben böyle anlıyorum, böyle yaşıyorum. Bir başka arkadaşım diyor ki yok ben başörtüsünü anlıyorum diyor. O öyle yaşıyor. Birbirimize de yani 30 yıllık arkadaşım çok samimi yaşayabiliyoruz. Ben onun inancına saygı duyuyorum. O benim inancıma saygı duyuyor. Peki bu şeyde ki hapishanede ki yaşam koşulları konusunda da bilgi verir misiniz? Çünkü diğer arkadaşınızın da ben Facebook sayfasında biraz videoları izledim. Yani çok şey tarzı yani çok kötü şartlarda kaldıklarını falan söylüyor. Bu Evet. sadece sizler için mi geçerli yoksa bütün mahkumlar mı öyle?
Yani tabii Türkiye'de cezaevi şartları çok kötü. Bu bir gerçek. Ama biz olabilecek en kötü şartlarda kaldık. Ben mesela bir grup arkadaşımla Kandıra Birinoğlu FETÖ yüksek güvenlikli cezaevine götürüldüm. Yani Türkiye'nin ilk yapılan cezaevlerinden biri. Yani eskiliği, küfü, ben bu kadar çok küf çeşidi olduğunu ilk defa orada gördüm. Her yer pas, her yer çok affedersiniz fare pisliği, her yer tırnıklar geliyor, gece sabahlara kadar bağıran mahkumlar var falan. Ama bazı arkadaşlarım var ki Eskişehir'de, Tekirdağ'da, Gebze'de, Bandırma'da, İzmir'de kalabalık koğuşlarda kaldılar. Bir kere beyler zaten cinsel suçlarla iftiraya maruz kaldıkları için cinsel suçlar koğuşlarında kaldılar. Orası olabilecek bir cezaevine düşülebilecek en kötü yer. Hanım arkadaşlar, Roman vatandaşları çok çok tenzih ediyorum, çok seviyorum ve saygı duyuyorum ama Roman koğuşu denilen bir sistem var cezaevlerinde. Orada kaldılar. Olabilecek en zor koşullu. Yani şöyle düşünün, yanı banatışınızda yatan insan, yani kendi evladını öldürmüş, kesmiş. Öbür tarafınızda yatan insan şizofren tedavisi görüyor. Gece bir uyanıp bıçakla size saldırmaya kalkışıyor. Öbür tarafınızda yatan insan en temel insani ihtiyaçlarını yatağına gideriyor. Yani öyle bir ortamda yatıyorsunuz. Düşünün, insanların günlük ihtiyaçlarını yatağına yaptığı bir ortamda siz 15 ay kilitli kalıyorsunuz. O insanlar dahi etkinliğe çıkarılıyor, faaliyete çıkarılıyor, sohbete çıkarılıyor, eğitime çıkarılıyor. Bizim arkadaşlarımız bir gün bile koğuşlarından eğitime çıkarılmıyorlar. Faaliyete çıkarılmıyorlar. Olur da birbirlerini görürler, özlem giderirler diye. Ya isterseniz bizi hiç birbirimizle görüştürmeyin. Birimizi Fizan'a koyun, birimizi Suriye'ye koyun. Biz yine birbirimizi severiz. Birimiz batıda, birimiz doğuda olsak yine birbirimizi severiz. Yani bu dönemde biz gerçekten soğuk, böcekler, fareler, darp, ciddi darp aldı bizim arkadaşlarımızın darp raporları var. Akıl hastalarıyla birlikte kalmak, dediğim gibi tuvalet ihtiyaçlarını koğuşun ortasına yapan insanlarla birlikte kalmak falan gibi çok ağır koşullarda ve pek çoğunu da yani hürmetimizden ve saygımızdan ifade etmediğimiz koşullarda tutuklu kaldık. Bu koşulları normal insanlar, yani sosyal medyada falan yorum yapan arkadaşlar, bir saat bile bizim kız arkadaşlarım, benim hanım arkadaşlarımın kaldığı ortama koysak bir saat bile duramazlar. Yani bunu bütün gönlümle çok samimiyetle söylüyorum. Biz Kandıra'ya gittik, Darin Karacı'ndan indik. Çok büyük bir haykırışla, tehditle karşılaştık. Kedicikler, burada sizin boğazınızı keseceğiz diye bir çığlık duyduk. Yani o insanlarla aynı ortamda kalıyorsunuz sonra. Yani pek öyle herkesin göğüs getirebileceği şeyler değil. Biz Allah'a çok şükür imanımıza güvendiğimiz için, Allah'a güvendiğimiz için, devletimize güvendiğimiz için huzur içinde yattık. Yani Allah ne güzel dedik, böyle bir imtihan vermiş. Peygamberlerin geçtiği yollardan bizi de geçiriyor. Bediüzzaman'ın, Başbuğ Türkeş'in geçtiği yollardan bizi de geçiriyor. Allah'a çok şükür dedik. Yani yaşadık, çok Yani. da güzel yaşadık elhamdülillah. Şimdi arkadaşlardan gelen bir yorum var. Açıkçası sizle de ilk tanıştığımızda bu konuda siz mi söylemiştiniz, ben mi söylemiştim? Hipnoz olma durumu, sizin beyniniz mi yıkandı gibi bir muhabbet sizinle geçmişte hatırlarsanız. Evet. bu şimdi bu kadar insan, hani üniversite mezunu arkadaşlar, gerçekten iyi yerlerdeler. Durumları iyi olanlar da var. Şimdi bu arkadaşlar üniversite mezunu, aklı başında insanlar. Acaba diyorlar ki arkadaşlar, hani benim sizle konuştuğum gibi beyinleri mi yıkandı, hipnoz mu oldunuz? Ya Kurşun ben mu de dökelim size? olduğunu düşünüyorlarsa onu soranın hipnoz olmuş olabileceğinden şüphe etmek lazım. Ben hipnoz olacak bir yapıda bir insan değilim. Hiçbir arkadaşım da hipnoz olacak bir yapıda bir insan değil. Velev ki bize hipnoz yapılıyorsa herkes tutuklu bir hipnoz nasıl devam ediyor acaba? Adnan Bey 2 yıldır yaklaşık tutuklu bir hipnoz nasıl devam ediyor sizce? Yani teknik olarak mümkün değil. Şakası bir yana. Ya yani iman böyle bir şeydir. İman delice yaşanır zaten. Allah aşkı delice yaşanır zaten. Ya yani biz açıklığımızda ortadayız. Ne güzel devlet incelemiş. Devlet kendi eliyle incelemiş, bizi aklıyor. MASAK inceliyor, mali suçlar. Temiz diyor. Bize uyuşturucu tahlili yapıldı. Biz ilk gittik. Tükürük aldılar. Uyuşturucu tahlili yapıldı. Temiz dedik. Bir ilaç kullanılıyor mu falan şüphesi vardı ya, ona bakıldı. Temiz çıktı. Silahları olan arkadaşlarımız var. Tüm silahların balistik incelemesi yapıldı. Temiz çıktı. Yani devlet tarafından adli tıpa tecavüz iddiasıyla öne süren kızlar adli tıpa götürüldü. Tecavüze uğramadıklarının adli tıp raporları alındı. Devlet kendi eliyle aklıyor bizi. Ne güzel işte. Ya Böyle bir vesile olmuş. arkadaşların, Bir varsa da ortadan kalkıyor. arkadaşlarınız niye silah taşıyor ki? Bir şeylerden mi çekinceleri var? İş adamı yüklü para taşıdığı oluyor yanında. Kendi güvenliği için silah taşıyan arkadaşım var. Bir başka arkadaşımızın mesela IŞİD'den aldığı tehdit var. PKK'dan alınan tehdit var. Devlet zaten koruma veriyor.
Kendisi de başvuruyor. Zaten devlet bir insana silah veriyorsa o aslında o insanın güvenilir olduğunun en büyük delilidir. Yani düşünün, devletten silah almak o kadar kolay bir şey değil. Hepsi ruhsatlı silah. 40 yıldır silah taşıyan arkadaşım var. O silahta bir tane bile vukuatı olmamış. Demek ki aklı başında bir insan. Demek ki devlet ona güvenmiş. 40 yıl boyunca her defasında ruhsatını tazelemiş. Camiada ne olduğunu da biliyor. Demek ki aklımıza, hayat tarzımıza güvenilmiş ki o silahlar bizlere emanet edilmiş. Anladım. Peki şeyi soracağım biraz Adnan Oktar hakkında da bu. Adnan Oktar az önce siz Bediüzzaman'dan da söz ediyorsunuz. Adnan Hoca'nın böyle örnek aldığı insanlar var mı kendisine? Bediüzzaman Hazretleri'ne üstadım der hocamız. Çok sever Adnan Bey kendisini. Üstadı olarak görür, kabul eder. Onunla birlikte Adnan Bey bütün büyük İslam alimlerine çok hürmet ve sevgiyle ve saygıyla bağlıdır. Şeyh Nazım Hazretleri'ne üstadım der. Gavs Hazretleri'ni çok sever, talebelerini çok sever. Mahmud Efendi Hazretleri ile defalarca görüşmüşlüğü vardır. Mahmud Efendi Hazretleri kendisini çok sever. Muhammed Reşit Erol Hazretleri kendisini çok severdi. Hepsiyle kıymetli. Erdoğan da seviyor mu? Tayyip Erdoğan Bey mi? Tabii ki Evet. çok sever. Tabii ki çok sever. Aa niye Adnan sesim Bey'den çıkmıyor? zaten. Erdoğan at dini atıyor, çık diyeni çıkartıyor Türkiye'de. Onu niye? Ben sizinle aynı kanaatte değilim. Ben öyle düşünmüyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ı gerçekten çok seviyorum. Ben Tayyip Bey'in evinde namaz kılmış bir insanım. Emine Erdoğan hanımefendiyi çok yakından tanıyorum. Yemeklerinde, sofralarında oturmuş bir insanım. Aklına ve vicdanına güveniyorum. Biz Sayın Erdoğan'ı ta Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçildiği dönemde yanında bizim arkadaşlarımız ve Adnan Bey vardı. Adnan Bey Tayyip Bey'i çok sever. Bütün icraatlarında, bütün faaliyetlerinde destekçisi olmuştur. Biz bundan sonra da bütün faaliyetlerinde ve icraatlarında, güzel olan icraatlarında destekçisiyiz. Bizim bir kırgınlığımız yok. Sayın Erdoğan çok zor bir görev yapıyor. Yani Türkiye'yi böyle bir dönemde idare etmek her baba yiğidin harcı değil. Gerçekten zor bir dönemden geçiyor Türkiye. Herkesin saldırısı Türkiye'nin üstüne. PKK ayrı saldırıyor, IŞİD ayrı saldırıyor, yurt dışından ayrı saldırıyor, sağdan soldan. Çok zor bir dönemden geçiliyor. Zaten Sayın Devlet Bahçeli de bu yüzden gördüğünüz gibi Sayın Erdoğan'ı çok sahipleniyor ve destekliyor. Bizim hepimizin milli bir lider, yerli bir lider etrafında kenetlenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Biz bu kenetlenmede asla bir sarsılma olmasını istemiyoruz. Bak dikkat edin, Adnan Bey'in politikaları, Adnan Bey'in anlatımları AK Parti'nin fikri ideolojisini oluşturmuştur. Zaten bunu Doğu Perinçek de söylüyor. Doğu Perinçek'in konuşmalarında bu çok net olarak anlatıyor. Adnan Oktar'ın kitapları, Adnan Oktar'ın arkadaşlarının düzenlediği konferanslar AK Parti'yi iktidara taşıyan süreç oldu diyor. Yani zeminde yapılan ideolojik çalışma çok önemlidir. İnsanların kalbini neye ısındırdığınız çok önemlidir. Mesela Öcalan, Adnan Oktar'ı en tehlikeli insan olarak görüyor. Bunu kitabında söylüyor. Neden? Çünkü Adnan Bey'in anlattığı din gerçek din. Adnan Bey'in anlattığı Allah'ın varlığının, birliğinin bilimsel delillerini ortaya koyarak yapılan bir anlatım. Bu dönemin en temel ihtiyacı. Bu dönemde çünkü dine saldırı felsefeden ve bilimden geliyor ya, yani yanlış olduğu için geliyor. Onlara cevap veriyor. Bilimle ortaya çıkabiliyor musunuz? Felsefeyle ortaya çıkabiliyor musunuz? Bunları susturabiliyor musunuz? Bu çok önemli. Adnan Bey'in bütün eserleri bunu tam anlamda susturabiliyor. Bu yönden de Adnan Bey 1979'da ilmi kültürel çalışmalarına başladığında Türkiye'de evrime inanç %90'larda. Şu an sorun Türkiye'de evrime inancı %3'lerde falan. Yani AK Parti siyasi iktidarı taşıyan budur. Yoksa eski dönemlerde de hep sağ iktidara gelmiş, kısa bir süre kalıyor, devriliyor. Başka bir şey oluyor, devriliyor. Bu sefer devrilmeyip bu kadar güçlü kalmasının sebebi Adnan Bey'in zeminde yaptığı ideolojik, fikri, yerli, milli çalışmadır. O yüzden Sizler Adnan Bey Erdoğan'ı çok sever ve destekler. evrime inanmıyorsunuz, değil mi? Evrime bilim inanmıyor. Yani bu kişisel bir görüş olarak değil, bilim evrimi reddediyor. Ha bilim. Evet. Ha bilim. Biz bilimde öyle şey görmüyoruz ama siz öyle Bilimsel düşünüyorsunuz. bilimi ortaya koymanız lazım. Onun için iki ana şey var. Bir, proteinin nasıl olduğunu bilimsel olarak açıklayacaksınız. Tesadüf protein yapabilir mi? İkincisi, fosil kayıtlarına bakacağız. Evrimi destekleyen fosil kaydı var mı? Evrimi Var. destekleyen Var bir fosil sürü var. Bir kaydı sürü var. yok. Seceresi bile var. Onların için, onları ayrıca tartışırım İşte neyse onları. yani hayır merak ettiğim için dedim. Evrimi desteklemiyor. Milyonlarca fosil, 30 milyon yıllık canlı var. 300 milyon yıllık örümcek, bugünkü örümceğin tıpatıp aynısı. Nerede Değil. o Hepsi araşamalar? değil. Hepsi değil. Tıpatıp aynısı. Ben Hepsi size değil. sitelerde bakın, fosillere bakın. 300 milyon yıl boyunca bir örümcek değişmiyorsa evrim yoktur. Değişiyor, o da değişiyor. Onlar Değişiyor. türleri Değişiyor. değişiyor. Neyse o konuya girmeyelim. Konu değişir. Ben inancınıza saygı duyuyorum. Ya Bunu ben de bilerek saygı duyuyorum. Ben hani merakımdan sordum. deliller gönderirim. Ben size deliller gönderirim, merak etmeyin. Ben de gönderirim. Yani bir sürü videoları Gerçekten. var.
olabilirim. Ben de onları incelemek isterim. Tabii ne demek? Ben size hemen bir kanal ismi verebilirim mesela. Science. Discovery Science. Hemen izleyin. Discovery Science'daki pek çok kanala net cevap orka girin. Biz de oradan cevaplarımızı okuyun. Öyle mi? Tamam okurum. Hepsinin Şimdi cevaplarını teknik okuyabilirsiniz. bu dava süreci hakkına tekrar dönelim de dava süreci hakkında eklemek istediğiniz şeyler var mı? Arkadaşlar da yani şu an yaklaşık 1500 kişi izliyor bizi. Eksik olan ya da bunları da anlatayım istediğiniz şeyler varsa buyurun arkadaşlara siz de ekleme yapabilirsiniz. Ben soracaklarımı sordum. Yorumlara da bakabilirim şimdi. Buyurun. Yani bu dava sürecinde ısrarla gündeme getirilen bir husus daha var. Onu da ben vurgulamak istiyorum. Tabii. Bizim Mehdiyet inancıyla bir araya geldiğimiz ve Mehdiyet inancıyla güya devleti ele geçirmek için bir yapılanma olduğumuz gibi iddianamede de yer alan bir şey var. Bu konuda bir açıklık getirmek istiyorum. Adnan Oktar'ın Mehdilik gibi bir iddiası yok. Mehdi olmak gibi bir iddiası yok. Biz de Adnan Bey'in etrafında Mehdi olduğuna inandığımız için bulunmuyoruz. Yani Adnan Oktar Mehdi olsa da olmasa da ben yine bu yaptıklarımı yapardım. Öyle bir şeyimiz yok. Ama İslam'a inanan insanlar olduğumuz için Mehdiyet konusunu anlatıyoruz. Çünkü Peygamberimiz Mehdi ile müjdelenin diyor. Bunu bütün cemaatler, camialar, dindar gruplar anlatıyorlar. Bunu anlatmanın kanunlarımızda da bir suçu yanıyor. Devleti ele geçirme diye bir şey zaten söz konusu değil. Çünkü birincisi biz inancımız gereği siyasete girmeyen insanlarız. Yani dedim ya Bediüzzaman'ın talebeleriyiz. Bediüzzaman'ın ünlü bir sözü vardır belki bilirsiniz. Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım der. Biz siyasete mesafeli insanlar. Siyasete girmek gibi bir derdimiz yok. Devlet zaten bizim devletimiz. Ele geçirmek gibi bir şeyimiz yok. Biz devlette makam istiyor olsak zaten eğitimli insanlarız, kültürlü insanlarız. Bunu ilgili kurumlara resmi başvuruları yaparak yaparız. Ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Bizim dünyada istediğimiz tek şey güzel ahlakın yeryüzüne hakim olması. Bakın Suriye'de milyonlarca insan katlediliyor. Doğu Türkistan'da katledilen insanların haddi hesabı yok, isimleri bile bilinmiyor. Dünyanın her yerinde büyük acılar var. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Bu acıları bitirebilmek için bir yol bildiğimize inanıyorum. Ben Allah'ın istediği güzel ahlakın dünyaya hakim olmasında bu acıların hepsinin bitebileceğini düşünüyorum. Sizin gülümsediğinizi görüyorum. Farklı düşünüyor olabilirsiniz ama ben buna Hayır, inanıyorum. beni kimse görmüyor. Siz rahat olun. Ben size gülüm. Arkadaşlarım buna inanıyorlar. Ya istiyorum ki İslam ahlakı dünyaya hakim olsun. Ama İslam ahlakının dünyaya hakim olması siyasi bir beklenti değildir. Barışın, dostluğun, kardeşliğin olmasıdır. Mehdiyet siyasi bir konum değildir. Mehdiyet siyasi bir makam değildir. Mehdiyetin siyasi bir makam beklentisi de yoktur. Dolayısıyla bu konuda bir tedirginlik duymasına da hiçbir şekilde gerek yok. Bunu biz mahkemede de anlattık. Neden bir aradasınız diyorlar bize. Biz sadece dostluk ve arkadaşlık için bir aradayız. Bize deseler ki mesela siz de söylediniz dekolte vesaire diğer konular. Biz bir tebliğ yöntemi olarak bunu uyguladık. Tebliğ yöntemimiz yanlışsa Diyanet bize desin ki o yöntemle tebliğ yapmayın, şu yöntemle tebliğ yapın. Ama ben bu sene baktım. Diyanet'in 2020 projesi içinde şey var. Modern kesimlere nasıl ulaşılabilir projesi var. Bunun için de Amerika'ya çalışanlarını eğitime gönderiyor. Demek ki modern kesime ulaşabilmek için herkes bir yol ve yöntem arıyor. Biz yanlış bir yöntem bulduysak devlet bunu söylesin, doğru yöntemi yapalım. Ama insanları dinsizliğin, sevgisizliğin, bencilliğin, acımasız bir dünyanın eline terk etmeyelim. O insanlara ulaşalım, güzel ahlakı anlatalım. Toplumdaki kutuplaştırmayı kaldıralım. Kutuplaşma çünkü bizi çok geriyor. Herkes bizim insanımız. Herkes bizim sevdiğimiz. Ya sağdan, soldan, en uç partiden yeter ki terör olmasın, devleti yıkmaya yönelik bir faaliyet olmasın, vatansever olsun, görüşünün ideolojisinin ne olduğu önemli değil. Herkes birinci sınıf vatandaş muamelesi görsün. Türkiye'nin sokakları cıvıl cıvıl olsun, neşe olsun, gençler sokaklarda müzik çalsınlar, dans etsinler, eğlensinler, hayat dolu yaşasınlar. Dindar da birinci sınıf saygı görsün, ateist de birinci sınıf saygı görsün. Alevi cemevinde istediği gibi ibadetini yapsın, Bektaşi istediği gibi yaşasın, Kürt, Türk, Sünni, herkes istediği gibi yaşasın. Böyle bir dünya istiyoruz biz. Bunun dışında hayattan bir beklentimiz yok. Allah bizden razı olsun. Dilerse bütün dünyayı zaten razı kılar inşallah. Şimdi şeyi merak ediyorum. Siz tabii anlatıyorsunuz da siz o kadar güzel bir İslam anlatıyorsunuz ki keşke İslam da öyle olsa yani kendi açımdan söylüyorum bizim gibi arkadaşlar açısından da öyle. Keşke İslam sizin düşündüğünüz gibi olsa da yani hayat toz pembe güzel olsa herkes sizin gibi güzel olsa herkes sizin gibi yakışıklı ne bileyim güzel kıyafetlerle gezebilse ama sizin anlattığınız İslam'la gerçek İslam maalesef öyle değil. Yani biz de onu görüyoruz zaten de. Dediğim gibi başka bir tartışmanın konusu bu. Ama tekrar söylüyorum keşke öyle olsaydı. Keşke. Gerçek,
Ben size şunu söyleyeyim. Ben yani ideal model bu demek istemem ama demek ki biz yaşayabiliyorsak güzel bir İslam var. Biz bunu hayatımızda Ama siz ortaya öyle koyabiliyorsak yorumluyorsunuz. Keşke herkes öyle yorumlasa. yorumu herkese anlatabilirsiniz. Herkesle paylaşabilirsiniz. Bunun yayılması için vesile olabilirsiniz. İslam güzel. Allah kullarına zulmetmek istemez. Eğer kula zulmeden bir sistem varsa o dinden değildir. İnsanların getirdiği suni sistemlerdir onlar. Allah asla kulunun mutsuz yaşamasını istemez. Kulu mutsuz eden bir diğer kul olabilir. Yani Allah insanı mutsuz etmez, mutsuz yaşatmaz. Ama Allah İslami kaynaklar hiç öyle sizin anlattığınız gibi değil. Siz biz Kur'an'ı kaynak alın, Peygamberimizin ruhunu kaynak alın. Bunu fark dediğim etmez gibi ki zaten. Evet bilahare konuşuruz bunu. Yani öyle gelenek de anladım anladım. bırakmamak. Zaten Adnan Bey'in bağnazlığı eleştiren bir eseri var. Onu gördüğünüzde sizin söylediğiniz kaynakları o bizzat eleştiriyor zaten. Tek tek oradan alıntılarla, orada sözlü hadislerle mevzu hadis denilen, aslında Peygamberimizin söylemediği ama Peygamberimize atfedilen ve insanlara zulüm sistemi oluşturan hadisleri tek tek koyuyor. Orada Adnan Bey eleştiriyor. Bunlar Kur'an'la çelişiyor diyor. Ya bunlar Kur'an'da yok diyor. Ya Onu böyle fark etmez ki. programda bilahare tartışırız Tabi yani. tabi Çok tabi ama biz tartışırız. zaten hadislerden çok zaten Kur'an'ı temel alıyoruz. Kur'an'ın içinde de zaten bir sürü insan Arapçasını bilenler, tefsir yapanlar bir sürü var. Herkes başka bir pencereden bakıyor. Yani dünyada 1,5 milyar insan varsa 1,5 milyar hatta gerçekten İslam var yani. Herkes kafasında başka bir İslam yaşıyor. Ha, sizin gibi de insanlar bunu tercih ediyor. Böyle yaşıyor. Başkası sadece cihadı benimsiyor. İslam maalesef bölük bölük olmuş. Herkes kafasında bir İslam yaşıyor maalesef. Ama herkes de çok özür dilerim. Herkes de kendi anladığı İslam'ı gerçek zannediyor. Anlatabiliyor Burada muyum? önemli olan şu, kendi anladığınızı dayatmayacaksınız hiçbir kimsene. Çünkü dinde baskı yoktur. Allah senin dinin sana, benim dinim bana diyor ayette. Bu alabildiğine özgürlük demektir. Bu laikliğin temel prensibidir. Kur'an'da laiklik var. Kur'an'da inanç özgürlüğü var, vicdan özgürlüğü var. Biz birbirimize inancımızı, hayatımızı dayatmayacağız. Ama biz insanlara güzellikle, bak senin bu anladığın Kur'an'a aslında oturmuyor. Kur'an'da böyle değil. O ayeti yanlış yorumluyor olabilirse Kur'an'ın bütünüyle yorumladığında bu mana çıkmıyor diyebilmemiz ve anlatabilmemiz gerekiyor. İnsanların başına bomba yağdırarak, insanları işte baskı altına alarak bilmem ne, cihat yani o yöntemlerle bunun olmayacağı belli. Cihat iddiasıyla ortaya çıkan insanların tepesine aşağıda çoluk çocuk var, sivil ayırt etmeden bomba yağdırarak da onu bitiremeyeceğiniz belli. Burada ilmi mücadele gerekiyor, kültürel mücadele gerekiyor. Biz de zaten bunu yapmaya çalışıyoruz. Dünyanın dört bir yanında, dedim ya Nijerya'dan İsrail'e, Rusya'dan Endonezya'ya, Malezya'ya bunu anlatmaya çalışıyoruz. İran'a da gidip bunu düşünün. İran'da Şii bir ülkede kitapları yayınlanan tek Sünni insan Adnan Bey. Kabul ediyorlar yayınlanması. Neden? Çünkü katı ve baskıcı bir anlayışı yok. Saygılı bir anlayış var ve salt Kur'an'la anlatıyor. İman anlatıyor. Yani biz insanlara nasıl yaşayacağını anlatmayacağız. Biz insanlara Allah sevgisini, dostluğu, güzelliği anlatacağız. Nasıl yaşayacaklarını onlar zaten vicdanlarıyla bulurlar. İnsanların sorunu şu bence. Vicdanların üstünde baskı kuran sistemler var. Kur'an vicdanların üstünde kurulan baskıları kaldırıyor. O baskılar kaldırıldığında da insanlar çok güzel bir hayat yaşarlar zaten. İnsanlara Peki. yani nasıl yaşayacağım diye yönlendirme yapılmasına gerek kalmaz o zaman. Peki, şeyi sormak istiyorum. Şimdi İslam'da da şöyle bir şey var. Eğer benim gibi size saygı diyorum. Keşke dediğim gibi tekrar bunu söyleyeyim. Keşke İslam böyle olsa, herkes sizin gibi inansa. Ama İslam'da biliyorsunuz değişik değişik tarikatlar var, gruplar var ve bu insanlar sürekli her yere tehditler savuruyorlar. Mesela ben 5 yıldır videolar yapıyorum. Yani almadığım ölüm tehditleri kalmadı. Yemediğim küfürler kalmadı. Şu an Türkiye'de böyle bir sürü dava var. Bu yayınlarımdan dolayı annemi, babamı, kardeşlerimi falan sorguya çektiler. Hala bana ölüm tehditleri geliyor. Adam mesela önüne koymuş bir tane adamı. Uçak savarla delik deşik gidiyor bir işitçi. Onu bana tehdit olarak gönderiyor. Senin sonun böyle olacak diyor bana. Bana öyle videolar gönderiyorlar. Burada size sormak istediğim soru şu. Sizin bu tarzınızdan dolayı, çünkü siz çok ekstrem bir İslam anlayışınız var. İşte kıyafetlerinizle, giyim tarzınızla birçok İslami taraftan ağır şekilde eleştiriliyorsunuz. Bundan dolayı size de bir tehdit, ölüm tehdidi bu gruplardan, İslami örgütlerden geliyor mu? Buyurun. Var Adnan Bey var. Size Zaten de o var mı?
Yani Adnan Bey olunca grup olarak hepimiz oluyor aslında. O yüzden devlet koruma vermek talep etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam cihatçı örgütlerden bir tanesinin evinde Adnan Bey'in yayın yaptığı stüdyonun krokileri çıkmıştı. Suikast planları olduğu açığa çıktı ve biz sürekli tehdit alıyoruz. Ama tehdit almak insanın doğru bildiğini anlatmaktan vazgeçirmesi mümkün değil. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Ben şunu size söylemek isterim. Bir insan İslam adına sizi tehdit ediyorsa zaten o insan İslam'ı hiç bilmiyordur. Yani İslam tehditle, baskıyla, zorla falan asla Allah Kur'an'da söylüyor. Dinde baskı yoktur diyor. Yani ama tabii mevzu hadislere bakarsanız kabak yemediği için bile insanın boğazının kesilmesi gerekiyor. Yani mevzu hadislerde dünya apayrı ama Kur'an'ın dünyası öyle değil. Kur'an'ın dünyası aydınlık, Kur'an'ın dünyası modern ve Kur'an'ın dünyası sıcak. Biz de çok tehdit aldık. Meltem Hanım, Kur'an'la ilişkilendirmeyin. Çünkü anlattığınız şeylere benim de cevap çıkacak, o dine kayacak. Yani çünkü benim bildiğim argümanlar sizden çok da farklı bir argüman. Buyurun. Tamam, peki. Ama yani özetle geçeyim, siz böyle bir şeye maruz kaldığınız için söylüyorum. O iddiayla ortaya çıkanlar benim kanaatime göre dine uygun bir şey yapmıyorlar. Yani Allah öyle bir şeyden razı olmaz. Allah bir kişinin canına kastetmek tüm dünyayı öldürmek gibi diyor. Allah Kur'an'da müşriklere bile eman ver diyor. Savaşta Yine müşriklere bile Kur'an'a eman ver. geldik. Mecburen çünkü inancım ve hayatım Şimdi bu ben oldu. cevap vereceğim. Konu değişecek, o yüzden. Tamam, peki. Tamam, peki. Tamam. Şimdi o ayette baktığınızda farklı farklı şeyler var. Yani siz tabii farklı görüyorsunuz da, ben Kur'an'ı şimdi açarsam o ayetlerin altında neler çıkartırım da. O Yani zaman onun için ayrı bir program mutlaka yapalım inşallah. Mutlaka şimdi ayrı. sizi de kırmak istemiyorum. Şimdi konu Yani değişecek. Arapçasından karşılıklı konuşarak kelime kelime Arapçasını inceleyerek konuşalım Olur, karşılıklı. ben çok memnun olurum. Eğer bu konuda eğer tartışmak isterseniz, sizin Tamam, anladığınız bir İslam programda nedir? yapalım. Bizim okuduğumuz, kaynaklardan okuduğumuz İslam nedir? Ben bundan çok memnun olurum ama bu başka bir yayının konusu. Çünkü Tamam, doğru. İslam'la Kur'an'la şey yaptırdığınız zaman benim burada cevap hakkı bana çıkıyor. Onların, çünkü ben farklısını biliyorum. Farklı şeyleri var. Evet. Evet, şimdi bu dava şeyinde tekrar soruyorum. Mesela fiziksel olarak bir şeye uğradınız mı? Şiddete uğradınız mı bu cihatçılardan? Siz, arkadaşlarınız veya Adnan Oktar bu konuda Yok, ben... dedi, sadece tehdit söz konusu oldu. Devlet koruma vermeyi talep etti ama fiziksel bir şeyle karşılaşmadık. Yok, hayır. Öyle bir şey olmadı. Evet. Başka ekleyeceğiniz şey var mı? Devam edelim. Ben son olarak o zaman şunu söyleyeyim. Adnan Bey 40 yıldır ortada olan bir insan. Bilinen bilinmeyen devlete çok büyük hizmetleri olan bir insan. Yerli ve milli bir insan. Devletçi bir insan. Bu devlet için canını vermeye razı bir olan bir insan. Bütün arkadaşlarım da öyleyiz. Biz devletimiz için varız. Allah rızası için varız. Devletimiz bizden ne istiyorsa onu yaparız. Ne istemiyorsa onu yapmayız. Bütün bu başımızda gelenlerden dolayı hiçbir kırgınlığımız yok. Hayır vardır, hikmet vardır. Hayır ve hikmet gözüyle bakıyoruz. Bizden istediklerini söylesinler, hemen yaparız. Ama bizden şunu istemesinler, bizden arkadaşlarımızdan vazgeçmeyi istemesinler. Bizden dostluğumuzdan vazgeçmeyi, Adnan Bey'den vazgeçmeyi istemesinler. Biz arkadaşlığımızdan vazgeçmeyiz. Biz hiçbir insan arkadaşından vazgeçemez, hiçbir insan sevgisinden, dostluğundan vazgeçemez. Ama bir yanlışımız, bir kusurumuz olduysa onları düzeltmeye razıyız, hazırız. Devletimize de sonuna kadar itaatliyiz. Evet, çok güzel. Gerçekten çok güzel konuşuyorsunuz. Diksiyonunuz çok güzel. Eğitimli insanla tartışmak güzel oluyor, İslam haricinde. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir yayın Çok oldu. sıcak, anlayışlı, mütevazı, güzel ahlaklı bir insansınız. Memnun oldum bu vesileyle tanıştığıma. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ben de zevk alarak bir yayını aldım. Gerçi sizin... Şeyde, yani karşıt görüşlerde de taassup, katılık çok olabiliyor. Sol görüşte de çok olabiliyor, çok katı olabiliyor. Deistlerde, ateistlerde de katılık çok olabiliyor. Sizde o katılığı görmedim. Çok mutlu oldum. Çok sevecen, mütevazı ve güzel bir anlayışınız, vicdanlı bir anlayışınız var. Bu vesileyle tanışmış olduk. Mutlu Teşekkür oldum ederim. ben de. Biraz Adnan Oktar gibi hissettim kendimi şimdi burada. Ama yine de çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Çok sağ olun. Umarım başka bir zamanda eğer müsait olursanız İslam konusunda da Konuşalım. yani ben çok merak ediyorum gerçekten bu İslam'a bakış açısınız tamamıyla yani şeylerin dışında. Bununla ilgili umarım bir yayın yaparız sizin de müsait İnşallah. olduğunuzda. Çok sağ İnşallah. olun. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok Her şey sağ için olun. çok teşekkürler. Hayırlı Esenlikler akşamlar. diliyorum. İyi geceler. Çok İyi sağ olun. akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, umarım güzel bir yayın olmuştur. Bu arada hemen chat kısmını bir açayım, bir yorumlarınıza bakayım. Şimdi chat kısmını kapatmak zorunda kaldım çünkü
Karşınızda bir hanımefendi var. Dolayısıyla şey olduğu için karşıt görüşlü insanlar da yayına geleceği için şu an chat'i açtım arkadaşlar. Birkaç yorumunuzu alayım. Hanımefendiyi de kırmamak için kimse rencide olmasın diye. O yüzden chat'i kapattım. Umarım siz de anlayış göstermişsinizdir. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani şimdi basın daha farklı. Anlatılan Türkiye'deki medya daha farklı, insanları dinlemek daha farklı. Biz de bunlara yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani dindar olsun veya ateist, Müslüman oturun konuşun, bir insanı dinleyin. Mesela İslamcı kafa genelde ne yapıyor? Kendi fikrinde olmadığı için seni kendisine çevirmeye çalışıyor. Mutlaka duygu aktivit. Kaç para aldın İbo yayın için? 10 milyon dolar aldım. Yine başladılar bunlar ya. Sabahtan beri ben ne sorular sordum? Duygu. Ne diyordum, lafı unuttum. Şimdi bir İslamcı kafa sürekli insanı nasıl dinliyor? Karşıt görüşü düşman olarak görüyor. Eğer sen onun gibi düşünmüyorsan, dini bunun gibi yorgulamıyorsan mutlaka onu düşman yok etme derdinde. Ya biz yayınlarımıza sürekli diyoruz arkadaşlar, bir dinleyin, bir ateistle mi konuştunuz veya Hristiyanla mı konuştunuz veya da agnostik deist, bir dinleyin. Anlatabiliyor muyum? Bakın Adnan Oktar grubu hakkında, bu yaşananlar hakkında benim de bir fazla bilgim yoktu. Öyle bir şans oldu. Bu yayında dinleyerek biraz da bunların, bu grubun, bu insanların iş dünyasına biraz daha girdik olarak görüyorum. Umarım ilerleyen yayınlarda bu konuyla ilgili, yani bu insanların dünya görüşü gerçekten beni çok şey yaptırıyor, ilgilendiriyor. Nasıl bakıyorlar, bu İslam algılayışları nasıl? O konuyla ilgili umarım ileride bir yayın yaparız ve açıkçası nasıl bir İslam anlayışı var çok merak ediyorum. Çünkü dünyada dediğim gibi 1,5 milyar insan varsa 1,5 milyarda İslam var arkadaşlar. Herkes farklı görüyor bu İslam'ı. Çok enteresan. Oldu arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İbo, bunlar örgüt, İsrail'deki Likud Partisi ile doğrudan ilişkileri. Ya arkadaşlar, sağdan soldan dinlediklerinizi şey yapmamak lazım. Neyse, yani insanları tanıyarak iyi araştırma yapmak lazım. Mesela bu insanları Akit'ten dinleseniz, bu insanları A Haber gibi bir kanaldan dinleseniz, gerçi hanımefendi Erdoğan'la çok yakın olduklarını, bağlantılarının iyi olduğunu söylüyor ama A Haber kanalı, o bile bunları kötüler yani. Bu insanları kötüler. Çünkü dinlerine ters olarak gördükleri için. Evet arkadaşlar, bir dahaki canlı yayında görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyorum. Esen kalın, iyi geceler.